ve çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İhbarlar sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Teşekkürler. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Oo, bayağı yeni izleyicilerimiz var burada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Mutlu haftalar, iyi haftalar. Havalar da çok soğuk. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin lütfen. Yine de böyle salgın olduğu söyleniyor. Hastanelerde çok doluymuş. Kendimize çok çok dikkat edelim. Her şeyin başı sağlık biliyorsunuz. Ekran başındaki çok değerli izleyicilerim, buradaki çok değerli misafirlerim, sevgili avukatımız Tunca Toker. Hemen yayına başlayacağız. Yayını çok merak ettiğinizi biliyorum. Konuştuğumuz konuları çok merak ettiğinizi biliyorum. Ben de hızlıca başlayacağım çünkü çok dop dolu bir programla karşınızdayız bugün de. Öte yandan bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını arkadaşlarım ekranda paylaşıyorlar. Ayrıca bize ulaşabileceğiniz bir Instagram adresimiz de var biliyorsunuz. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme. Oraya hem yorumlar yapıyorsunuz, çok da yoğun bir katılım gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Orası bizim için çok önemli bir platform. Aynı zamanda da yazılı olarak da başvurabiliyorsunuz. Çok çok teşekkürler gerçekten. Çok dolu bir program. Hemen hızlıca başlayacağım. Özellikle ekran başındaki değerli izleyicilerim, sevgili halam da, bu arada halamın size çok selamı var. Çok sağ olsun. Halam da, canım halam da yayında çok dikkatli bir şekilde takip ediyor biliyorum. Yani herkes bana Duygu'yu soruyor. Duygu ile ilgili önemli gelişmeler var. Birazdan haberdar edeceğim size. Şimdi sevgili izleyiciler, siz bize başvurduğunuzda biz bazen bazı misafirlerimizi otelde şey yapıyoruz, konaklamalarını sağlıyoruz. Çünkü herkesi her an yayına alamıyoruz. Diğer konularla ilgili önemli gelişmeler oluyor. Şimdi bir aileyi çağıracağım. Cuma günü onlardan size bahsetmiştim. Arkasından kızları kayıptı biliyorsunuz. Ve onların görüntülerini de sosyal medyadan yayınlamıştık. Önemli gelişmeler var. Kızları Dilek Kızmaz'ı, 16 yaşındaki evlatlarını bulmak için Manisa'dan buraya gelmişlerdi. Kızımız 32 yaşındaki Mustafa Yalçın'a kaçtı iddiasında bulunmuşlardı. Önemli bir iddia. Aile bir gelsin, bir arkasından önemli haberler, bilgiler var, paylaşacağım hepsini. Sevgili Medya Hanım ve sevgili Ahmet Kızmaz buyursunlar. Buyurun efendim, sizi bekliyoruz. Selamlar, merhabalar. Siz yerinizi alırken size yaptığımız bir çekim vardı. Onu daha doğrusu konuştuklarımız ekranlara gelsin. Selam Ahmet Bey, merhaba. Medya Hanım, selamlar canım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol bir tanem, ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sağ ol, sana da öyle. Şöyle aile yerini alırken hatırlatma gelsin bir ekranlara lütfen. Kızları Dile'yi arıyorlar. Manisa'dan geldiler. Medya Hanım ve Ahmet Bey bizimle, evet, birlikteler. Kızı 16 yaşında. Evlenmiş, ayrılmış. 32 yaşındaki Mustafa'nın yanında olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü daha önce de yine oraya gitmiş maalesef kızımız. Alaşehir'de olabileceğini tahmin ediyorlar. Şimdi daha önce gitmiş ama sonra geri gelmiş. Gitmiş, aile birkaç kez getirmiş. Ama 8 aydır 16 yaşındaki evlatlarından haber alamıyorlar. Kendisinden tam 16 yaş büyük. Daha önce evlenmiş, ayrılmış Mustafa'nınla birlikte olduğunu iddia ediyorlar. Evlatlarının eve dönmesini istiyorlar ve yanlış bir yolda olduğunu düşünüyorlar. Zaten şu anda Mustafa Bey de eğer yanındaysa 16 yaşındaki kız çocuğu, ne annesinin rızası var ne babasının rızası var. Şu anda Mustafa Bey, suç işliyorsunuz. Aile de vazgeçmiyor. Kızınız peki ikna edemediniz mi Ahmet Beyciğim? Olmadı abla. İkna edemediniz. O yüzden bana başvurdunuz. Merak etmeyin, ağlamayın. Önemli olan kızınıza doğru yolu göstermek. Siz iyi bir anne baba olacaksanız eğer, onu sevdiyseniz, sarmaladıysanız, sevginizi gösterdiyseniz bu sevgiye kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Daha 16 yeni okumadı ya, 16 yaşında daha. Okumayacağım dedi abla. Okumayacağım dedi. Bu çocuktan da koparamıyorsunuz. Peki onun yanında olduğunu emin misiniz? 8 aydır haber almıyor abla. 8 aydır haber alamıyor musunuz? Yok. Ama Alaşehir'deyse, onun yanındaysa, yeri yurdu belli. Vallahi ben götürmedim diye çıkıyor. Öyle söylüyor. Elimden geleni yapacağım. Evet, Cuma günü çok kısa olarak bahsetmiştik ama sosyal medyada görüntülerini yayınlamıştık sevgili Ahmet Bey ve sevgili Medya Hanım. Ve şunu da söylemiştik, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu yanında bulunduran kişi suç işliyor. 32 yaşında onu yanında bulunduran kişi bir köpek barınağında çalışıyormuş galiba. Kızınız birkaç kez onun yanına gelmiş gitmiş, gelmiş gitmiş sevgili Ahmet Bey, sevgili Medya Hanım. Ve bizim yayınlarımız arkasından sosyal medyada yayınladıktan sonra herhalde daha sonra konuşacaklarımızdan da etkilendiler, bilmiyorum. Ve biz kızınızı, bu yayınlarımız ses getirdi ve kızınızı bulduk ve kızınızı devlete teslim etmişler. Allah'a şükürler olsun. Ama işte ben... O yüzden söylüyorum, bu programlar çok önemli bir güç. İyi ki programı yapıyorum, çok da severek yapıyorum. Genç kızlara ayrıca önem gösteriyorum. Elimden geldiğince bütün genç kızlarımızı yayınlamak istiyorum. Bazılarını yayınlayabiliyoruz, bazılarını yayınlayamıyoruz. Ama siz kızınızı hiç evlendirmek istediniz mi başkasıyla? Ablacığım, hepsi yalan. Ha, çünkü şimdi kızınız öyle bir şey söylemiş. Söylemiş. Az önce bana bunu bir saat önce bir telefon geldi. Evet. Manisa Çocuk Yurdu'ndan. Evet. Dedi ki böyle böyle. Aha. Oradan ayırmışım 100.000 lira para karşılığında, ben çocuğu başkasına evet. Evet, vermişim. Yani siz evladınızı başkasına vermek gibi, 4 çocuğunuzun en küçüğü bildiğim kadarıyla vermek gibi amacınız yoktu değil mi? Kesinlikle hayır. Yalan. Ha, evet. Gelsin benim karşımı, geçsin benimle konuşsun. Hı hı. Gözümün içine bakarak konuşsun. Ben az önce telefon eden bayana dedim. Dedim kardeşim gelsin benim çocuğum, benim gözümün içine baka baka konuşsun. Ahmet Beyciğim, siz 8 aydır kızınızı görmüyordunuz değil mi? Görmüyoruz. Aynı Manisa'da olmanıza rağmen 8 aydır. Evet. Hiç öyle derisi görmedik. Yani iyi ki o zaman bana başvurdunuz, yani şükürler olsun bu program Allah sayesinde. Teşekkür, yoksa teşekkür kızınızın ortaya çıkacağı yoktu yani. Açık ve net evet, söyleyeyim yani. Evet, teşekkür ederiz. Tamam, rica Allah ederim. Ne demek ama kızınızı da bek... Ay, teşekkür ederim. Sağ olun, rica ederim. Çok rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ay canım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Siz böyle bir oturun, bir aile daha var, onları da davet edeceğim. Sağ olun, var olun. Önce öyle mi yapalım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben önce bilgiyi vereyim de bir yandan da rejiyle konuşuyorum. Onlar da bana bilgiler veriyorlar. Şimdi bir aile de bize başvurmuştu. Bir dayı başvurmuştu. Annesi başvurmuştu. Nehir'i, kızımız Nehir'i bulmak için sizden yardım istiyoruz diye Ankara'dan gelmişlerdi. Ankara'dan başvurmuştu. Sevgili Kübra Hanım, kızı Nehir Ayşe'yi, 15 yaşındaki kızını arıyordu. Ve çok endişeliydi. Dedik ki bir süre seni misafir edelim ama biz arkada çalışmaya devam edelim sevgili Kübra'cığım, hiç merak etme sen dedik. 15 yaşındaki kızı işte sizi konuk edelim demiştik. Sonra onu da konuk edecektik. Otelde kendisini misafir ediyorduk ve çalışmalarımız daha yayına almadan, daha konuşmadan kızımızı bulduk, Allah'a şükürler olsun. Evet. Hep şunu söylüyorum, yani biz sadece ekran önünde çalışmıyoruz. Arkada da çok teşekkür ederim. Arkada da çok yoğun bir çalışma var. Ekibim çalışıyor. Bazen kamera arkasında çalışıyoruz. Dolayısıyla daha yayına çıkarmadan onları bulmuş olduk. Onları bir paylaşayım sizle. Daha sonra sevgili Kübra ve kızı Nehir'i burada ağırlayacağım. Gelsin ekranları. O anları Murat aileye haber verdi, kızımızı nasıl bulduğumuzu. Buyurun efendim, izleyelim. Çok mutlu oldum ben. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi bir kaybı daha buldu. Saatlerimiz 02.37'yi gösteriyor. Programımıza Ankara'dan başvuran Kübra Yavru'nun 15 yaşındaki kızı Nehir Ayşe'yi bulduk. Şimdi birazdan Kübra Hanım'ın yanına geçerek müjdeli haberi vereceğiz ve kızıyla buluşturacağız. Kübra Hanım, iyi geceler. Kızınızı bulduk. Birazdan yanına götüreceğiz sizi. Yemin ederim. Evet, kızınızı bulduk. Nerede buldunuz? Şu an karakolda beraber geçeceğiz. Evet. Sizi kızınızla buluşturacağız. Tamam. Sakin ol. Nerede bulundu? Tamam, hemen şimdi çıkacağız, yanına geçeceğiz. Sağ salim bulundu. Sağ salim bulundu. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ salim bulundu. İlk duygularını alayım. Bir şey diyemiyorum ki. Çok tarifsiz ya. Çok özledim ben kızımı. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece kızımı istiyorum. çok teşekkür ederim. Show TV aracıyla kızımı buldular. Allah razı olsun. Çok özledim onu. Hastanem kızıma kavuştum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Didem Hanım'a, emniyet çalışanlarına, kızımı sağ salim buldukları için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Özledin mi anneni? Evet. Pişman oldun mu? Evet. Ne hissettin ilk anneni gördün? Sanki yıllardır görmemişim gibi. Bir daha evden kaçmayacaksın değil mi? Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani elimden gelse vallahi yani gücüm yetse 7-24 yayın yapacağım. 7-24 yayın yapacağım. Bu kızlarımızı bulmak için her şey yapacağım. Ama sonunda daha yayın yapmadan buldum. Bu da çok önemli bir yayıncılık başarısı. Gerçekten bunu ekibimi de tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkada da yoğun bir çalışma var gerçekten. Onlarla tanıştıracağım sizi. Ankaralı sevgili Kübra, kızı, bulduğumuz kızı Nehir'le beraber buradalar, buyursunlar. Tanıştırayım onlarla sizi. Kübra, Nehir, buyurun. Hoş geldiniz. Ne haber, nasılsın? Neredesin? Oy bir tanem ya. Nehir. Oy bir tanem. Kuşum bu kadar ona söyleyeceğim. Gel öpeceğim, silersin sonra. Oh. Bir tanem. Canım. Çok korktuk senin için biz. Ama 15 yaşındasın benim ya. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ne demek. Ve sizi misafir ederken arka planda da sürekli çalışıyoruz. Evet, çok sağ olun. Ay yanaklarım ruj oldu. Ya şöyle bir sileyim mi, ben ruj yaptım kızımızın. Sonra silersin ya. Ne güzelsin sen. Şöyle bir yan yana durun bakalım. Haber aldığında ne düşündün sevgili Kübra? Çok mutlu oldum Didem Hanım. Eşinden ayrılmışsın. Evet, 5 yıl oldu. Niye gittin? Nerelere gittin? Hı? Bir anlık hata yaptım ama çok pişmanım. Ama bu hatayı daha önce de yapmışsın. Ben seninle ilgili her şeyi biliyorum. Dersime çalışıyorum. Bir yandan ekipte arkadaşım da dersinde çalışıyor. Arkadaşlarım da çalışıyorlar. Bir daha lütfen gitme ne olur. Bir anlık hata değil bu. Zaman zaman baba... Yani babayla sıkıntılar yaşamışsın. Ben bunu biliyorum, görüyorum. Değil mi? Babayla sıkıntılardan dolayı. Dışarıda sevgiyi arıyorum demişsin. Evet, baba sevgisini dışarıda arıyorum dediği zaman. Dışarıda sevgi aranır mı? Hı? Aranmıyor. Peki evden kaçmayı düşünen genç kızlara sevgili Nehir, bak şu orta kırmızı ışık yanıyor ya, orta kameraya bir mesaj verir misin? Ben kaçtım, pişman oldum. Annenizin değerini bilin, yanından ayrılmayın. Oy kurban olurum sana. Canım benim, canım. O kadar güzelsin ki su gibisin. Sen okumuyor musun? Ya okuyordum, sınıfta kaldım. Devam et ama canımın içi ya. Çocuk gelişimi okuyorum Didem Hanım. Çok da güzel bir okul okuyorum, bölüm okuyor musun? Bak bundan sonra daha güzel çocuklar yetiştirirsin. Sen de bu yaptığın hataları farkına vardın. Bir daha evden ayrılmayacaksın. Söz ver bana, ne olursun. Söz veriyorum. Nehir, çok rica ediyorum, kimseye de güvenme. Olur mu? Hı hı. O sevgiyi annen sana fazlasıyla verir. Olur mu? Veriyorum Didem Hanım, kardeşi de var. Evet. Bu benim ilk göz ağrım zaten, sevgi vermesen peşinde koşturma. Çok şanslısın böyle bir annen olduğu için. Sevgiyi mi dışarıda aradın? Ne yaptın? Hani babam eğer ki hani anneme, bana, kardeşime sahip çıksaydı belki bu durumda olamazdık. Tamam. Sahip çıkmadı mı size? Hayır. Ha? Çıkmadı Didem Hanım. Reçete versenize, hepimizi böyle mahvolduk. Yalnız bir mücadele verdiniz. 5 yıldır ben 2 çocuğumla birlikte yalnız mücadele veriyorum. Yani baba sevgisi hiç görmediler. Hiç. Kızım 16'sının içinde, oğlum 13'üne girecek. Hı hı. Hiçbir şekilde baba sevgisi görmedi. 5 yıldır babanla görüşmüyor musun doğru düzgün? Görüşüyorum ama hani böyle babam ters bir insan. Tehdit. Ağza alınmayacak kelimeler söyler çocuklarıma. Ama annen, bak annen çok güçlü bir kadın. Evet. 5 yıldır hep ayakta durmaya çalışıyor. Evet. Bir mücadele veriyor. Bu kez nasıl ikna etti? Kendinden bayağı büyük, yani 5-6 yaş mı? Kaç yaş büyük birinin yanına gitmesin, 7 yaş. Nerede tanıştın onunla aşkım? İnternette. Ay bebeğim. Nasıl ikna etti seni peki? Yani ben bazen annemle tartışıyorum. Hani istemsizce oluyor, istemli oluyor. Hani belki bir anlık psikolojiyle hani gittim. Ne dedi sana? İşte ev arkadaşı olarak yanıma gelebilirsin hani. Hı? Ama ben gittiğimde telefonum falan alıp kırdı. Oo. Aileme ulaşamadı. Bize ulaşmasını istememiş. Of. Tamam. Aşkım benim, yani yaşadıkların her şey bundan sonra öncelikle sana ders olsun. Sonra da bütün genç kızlara ders olsun. Ders oldu. Annenin elini şöyle sımsıkı tut, buradan git. Olur mu? Çok tatlısın, gel. Benim de İnşallah bundan sonra bizim kadar kaderinde güzel olur. İnşallah. Bu bir dönüm noktası olsun. Tamam, sizi uğurlayacağım. Tamam Didem Hanım. Ankara'ya selamlar. Çok teşekkürler. Canım ya. Biz çalışmıyoruz zannediyorsunuz ama gerçekten 7 gün yoğun bir çabamız var gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bize güvendiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle alalım misafirlerimizi. Yani yakınlarınızdan haber alamıyorsanız sevgili izleyiciler, özellikle kızlarınızdan haber alamıyorsanız ekibime ve bana güvenebilirsiniz. Çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Sizin için elimizden geleni yapacağız. İnşallah evden gitmezler de biz başka konular yaparız. Sizleri de dışarı alayım. Siz kızınızla yüzleşmek istiyorsunuz galiba, aynen değil mi sevgili Ahmet Bey? Sevgili Medya Hanım. O çünkü... Nerede kalmış, nerede olmuş, arkadaşını gidesiymiş. Tamam inşallah. Nerede kaldı, merak nerede etme. Bak şöyle söyleyeyim sevgili Ahmet Beyciğim. İyi ki bu yayına geldim ve 8 ay sonra kızını buldum. Allah razı olsun. Ve kızın da bu yayınlardan sonra da ortaya çıktı. Evet. Yayınlar olmasa çıkmayacaktı. Açık net çıkmayacaktı. Çıkmayacaktı abla. Talepte söyleriz. Ben de sizi karşılıklı dinlemek isterim. Evet. Hem de yaşadıklarınız başka ailelere de ders olsun. Aynen. Şimdi sizi dışarı alabilir miyim? Teşekkür ederiz. Sağ olun tatlım. Estağfurullah bir tanem. Görüşürüz. Gözünüz aydın. Sağ olun. 7-24 bizi arayabilirsiniz. Ama her türlü konuda arayabilirsiniz. Yakınlarınızdan haber alamıyorsanız, genç kızlarınız evden kaçtıysa, biyolojik ailenizi arıyorsanız bu konuda da elimizden geldiğince size yardımcı oluyoruz. Evlilik vaadiyle dolandırıldıysanız arkadaşlarım telefonlarınızı, ihbarlarınızı bekliyor. Şimdi sizi Kader Sarı ile tanıştıracağım. Kader'in hikayesi Antep'te İsmail'e benziyor. 4 günlükken annesi tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılıyor. O şimdi annesini bulmuş ama biyolojik babasını, gerçek babasını, daha da biyolojik gerçek özür dilerim. Yani evlatlık çocuk alan, onu büyüten babalara haksızlık olur. Biyolojik babasını aramak için yanımızda. Kader 19 yaşındaki Kader Denizli'den geldi. Bize güvendi. Didem ablaya güveniyorum. Gerçekler ortaya çıkacak diyor. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Kader Sarı, gelir misin bir tanem? Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın bir tanem? İyiyim, sen nasılsın abla? Sağ olasın. Sen bize başvurduğunda ben bütün videoları izliyorum. Tamam. Dedim ki davet etmeliyiz, hemen gelmeli. Elimden geldiğince sana bana güvendiğin için teşekkür ederim. Tamam mı? Senin için her şeyi yapacağım. Senin bir de bebeğin varmış. Evet, 4 aylık kızım var. 4 aylık kızım var. Gel bakalım, acayip şeyler yaşamışsın. Evet. Bak, senin hikayene çok benzeyen, daha önce İsmail bize başvurmuştu. İzleyebildi mi bilmiyorum, İsmail Güneş. Bir hatırlatması, Antep'ten yayınımıza başvurmuştu. Senin gibi 4 yani çok kısa 4 günlük müydü? 4 tam zaman hatırlamıyorum da 4 günlükken verilmişti, öyle hatırlıyorum. Gaziantep'ten biyolojik annemi, ailemi aramak için buraya geldim demişti. Onu bir hatırlamak istiyorum çünkü orada bazı güzel gelişmeler var. Ekranlara getirmek istiyorum. İsmail Güneş'i hatırlıyoruz. Bakalım neler konuştuk, neler yaşadık. Dediler yani evlatlıksın dediler. Sen bunların çocuğu bile değilsin. Birazdan seni babanla kavuşturacağız. Babam burada. Geldi. Aslında 23 yıllık bir buluşma. Bir yıl boyunca seninle kalmış. İsmail Güneş'in annesinden bahsediyorum. Annen gelsin mi? Gelsin. Annene bir Gaziantep'te kalabileceği, hayatını devam ettirebileceği bir ev vereceğiz. Artık düzenli bir işin olacak, sigortan olacak. Ay, teşekkür ederim canım senin. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Seni de evlendireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi oğlunuzun nikahı kıyılacak. Sevgili Sema Gül'le birlikte yeni bir hayata başlayacak. İçimde bir heyecan, bu kalp sana çarpar inan. Gözlerine baktım an. Sizleri karı koca ilan ettim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ya neler yaşadık neler. İsmail'e senin gibi başvurdu. Hayat arkadaşıyla beraber. Ne düşünüyorsun İsmail izlediğinde? Biraz kendimi gördüm ama ben kuruma direkt verildim. Diyorum, evet. Koruyucu ailem 5,5 yaşımda aldı. Çok güzel bir ailem vardı. Aile hayatım çok güzeldi. Annem zaten hep benim peşimde koşardı. Aman kızım şunu yapma, aman kızım bunu yapma. Babam dışarıdan çok sert görülür ama... Koruyucu ailenden bahsediyoruz. Aynen. Koruyucu babam çok sert görünür, hatta ev arkadaşlarım falan geldiğinde baban ne kadar sert derler, sonra benim konuşma tarzımı görürler, babamın bana yaklaşımını falan görüyorlar. Kader bu görünen adam bu değil, nasıl bu kadar yakınsınız diyorum ama benim babam herkese karşı böyle. Yani seviyorsun sen onları, seni büyütenleri. Evet. Güzel insanlarmış. Ya ben onlarda tattım anne baba sevgisini, abla nasıl sevmeyeyim. O yani onların hiç çocukları olmuyordu. Bir yandan onların görüntüleri ekranlara geliyor. Yani ilk gittiğimde mesela ben kurumda muz meyvesini bilmiyordum. Babam manav, benim manavdı, emekli olmuştu filan. Muz getirmişler, bu ne filan demiştim, annem anlatıyor. Muz falan demişler. Sonra bana ben bilmiyorum meyveyi ne kadar güzelmiş falan dedim. İkinci görüşmeye geldiklerinde tekrar bir kasa falan getirmişlerdi. Ne güzel ya. Sonra ben koruyucu aileden 14 yaşımda falan şeye geldim. Kuruma, çocuk esirgemeye falan geri döndüm. Neden? Abla ergenlik. Sonra... Kendi hataların yani. Evet, kendi hatalarım sonucu. Annem hatta başım ayağımın dibine oturup yapma kızım bu senin hayatın, orada yapamazsın, sen oraya alışkın değilsin, sen bize alışkınsın, bizi de geçtim, sen bu evi çok seversin, bizi seviyorsun, yapamazsın orada filan dedi. Ben dedim ben istemiyorum sizi filan diye bayağı kalplerini kırmıştım. Onlara geleceğiz. Seni kuruma kim bırakmış bir tane? Peçete alabilirsin oradan. Ben kendim gittim ablaya. Hayır. 4 günlükken. 4 günlükken evet. Öz annem bırakıyor. Öz anne. Neden bırakıyor kuruma? Abla annemin, çok özür dilerim ama 10 lafından 9 yalan, biri şüpheli. Ben şey yapamıyorum. Yani her anlattığında değişik anlatıyor. Farklı bir şey anlatıyor. Ya bir insan annesine güvenir, annesini sever. Annesi yanındayken hiçbir şey olmayacağını düşünür. Ona zarar gelmeyeceğini düşünür. Biyolojik annenden bahsediyorsun. Aynen. O yanındayken oh ben rahatım, benim annem yanımda, bana bir şey olmaz. Annem beni her şeyden korur diye düşünür. Ben gerçekten koruyucu ailemin yanında hep öyle düşünüyordum. Ama ben öz annemin yanına geçtiğimde annemden korkmaya başladım. Öyle mi? Neden? Annem benim bir tane kardeşim var. Ama ona gelmeden önce sen, yani seni 4 günlükken yuvaya veriyor, çocuk esirgemeye veriyor ve zaman zaman da seni ziyarete geliyor. Aynen. Geliyor yani, tabii ama abla ben... Ne anlatıyor? Hatırlıyor musun peki o dönemde? Hayır, hiç yani hatırlamıyorum. Çok küçüksün tabii, 5 yaşına kadar. Sadece doğru mu yanlış mı, hayal mi hatırlıyorum, gerçek mi onu bilmiyorum. Ama ne hissettiğini hatırlıyorsundur. Ne hissediyordun o geldiğinde, gittiğinde? Yok, onu da hatırlamıyorum. Ben sadece şeyi hatırlıyorum, gerçek mi yanlış mı onu da bilmiyorum da. hayalimde olan bir şey, bilmiyorum. Bir kere doğum günüm vardı benim. Ona gelmişti, onun fotoğrafı var aklımda, onu biliyorum. Hı hı. Bir de evine gitmiştim ben onun. Böyle sepet şeklinde kesiyorlardı bizim saçlarımızı. O zaman gitmiştim, üstümde yeşil bir yelek vardı, onun fotoğrafı falan var. Ben... Saçınız öyle kesiyordu sizin? Ha, kurumda öyle kesilirdi hep. Anladım. Sessiz olun arkadaşlar, evet. Ben anneme karşı daha küçükken bağ kurmak için çok uğraşmıştım 14 yaşımda. Ama kendi kızım olduğunda çok iyi anladım ki çok küçükken bağ kuruluyorlar. Hiç eve götürmedi mi peki seni 5 yaşına kadar? Annen sürekli götürdü. Kurumda mı seni sadece götürdü ziyaret etti? Götürdü diye biliyorum. Ha. Bu anlattığım şey kurumdan götürdü diye biliyorum. Hı hı. Ama pek anneme vermezlerdi beni. Vermediler. Ki vermemeleri daha iyi oldu. Çünkü oraya gittiğimde kuruma psikolojim bozuk olarak dönüyormuşum. Öyle diyorlardı. Ha, gittiğinde eve kötü. İşte sonra ben koruyucu aileye gittim. Ayrıldıktan sonra anne değil de baba özlemini çok yaşadım. Çünkü kurumda çok iyi insanlar var ki gerçekten ne kadar zor şeyler yaşasam da anneler çok iyi davrandı. Ben onların sayesinde bu kadar, yani orada bu şekilde dik durmayı başardım. Şimdi çok... Ben kuruma daha önce de gittim. Muhabirken de çok gidip geliyordum. Daha sonra da ziyaret ettim. Ama son yıllarda ziyaret etmedim. Gerçeği söylemek gerekirse. Hiç unutmuyorum, daha mesleğe yeni başlamıştım. Gittim kuruma, 4-5 yaşındaki çocuklar, hatta daha da küçüklerdi galiba. Hepsi biri ayağıma sarıldı. Biri üzerime doğru tırmandı. Öyle yapıyorlar. Biri boynumu öptü. Yani üzerine birden böyle 10 tane yakın çocuk vardı böyle. Öyle yani gelen kişiyi böyle yani... Çok büyük bir, yani tabii kurum çok fazlasıyla büyük bir şefkatle hepinize yaklaşıyor. O başka ama... O ondan değil. Evet. Hep aynı kişileri görüyorlar. Hep aynı tavır, hep aynı ilgi odak. Ve biri başka, yabancı biri geldiğinde daha fazla ilgi ya da daha fazla böyle ilgilenme şekli falan. Sevgiye aynen, bir açlık sevgiye mı var? Sevgiye çok aç o insanlar oluyor. Sen de mi öyleydin? Ben anne sevgisi değil de baba sevgisini çok aradım. Babanı merak ettin. Evet, zaten koruyucu ailemden ayrıldıktan sonra ki ben babama çok düşkündüm. Yani hı hı. Onun tırnağı kanasa benim ciğerim paramparça olurdu. Tırnağını kanatan ne varsa onu paramparça edesim gelirdi. O kadar seviyordum babana. Ben onun için aşkım, kahramanım, her şeyim o benim. Yani İbrahim Bey'den bahsediyoruz. İbrahim Çoban, seni büyüten baban. Evet. Peki senin baban nasıl biridir sence? İnşallah anneme benzemiyordur abla ya. Ben annemden çok eziyeti çektim. Seni çok acı çektim. Evet, doğuran annenden bahsediyoruz. Evet, yani kadının bana dediği, çöpe attığım çöp senden daha değerli. Canım. Yani ben balkona bile çıkmıyordum. Ben bayağı bir dövdü. Benim hiç kamburum yoktu. İlk gittiğim zaman da o fotoğraf benim. Yani benim hiç kamburluğum yoktu. Dayak yiye yiye. Bayağı şiddet göre benim kamburluğum oldu. Kuruma tekrar döndüğümde mesela Kader dediler, senin bu kadar kamburun yoktu. Nasıl dövüyordu ki kamburun çıktı senin ya? Ya benim o zamanlar gelişme çağımda abla. Evet aşkım. Ya 14 yaşındayım, 13 yaşındayım ya, gelişiyordu artık kemiklerim. O senin doğuran anne. Adı neydi annenin? Gülhan. Peki ne yapıyordu sana? Bilir misiniz bilmiyorum ama sırt kaşıyıcı, tahta şeyler oluyor. Evet, biliyorum. Bir onunla döverdi. Bir de sinek öldürmek için kırbaçlar olur ya abla, plastik. Sırtına vuruyor senin. Yok. O kaşıyıcıyla benim sırtımda onu kırmıştı. O sinek kırbacı kırılmıyordu ama bayağı yamulmuştu artık bana vura vura. Çünkü bir keresinde terlik... Plastik bir şey o çünkü yani. Evet, bir keresinde terlik fırlatmıştı yüzüme. Sen peki biyolojik annen seni 5 yaşına kadar zaman zaman ziyaret ediyor kurumda. Hı hı. Sonrasında 5 yaşından sonra seni İbrahim ve Dürdane Çoban yanına alıyorlar. Kaç yaşına kadar kaldın onların yanında? 13. 14. Aynen. Sonra tabii ergenlik dönemin, yani evlatlık ve olduğunu da biliyorsun. Hı hı. Sonra kuruma geri döndün. Kuruma geri döndükten sonra biyolojik annenin yanına nasıl gittin? Kendi... Ben, çünkü 19 yaşındasın. Aynen, bizim çocuk evlerinden, yaşında. Çocuk kurum, çocuk esirgemeden başka bir kuruma geçtim abla. Tamam aşkım. Ben oraya alışkın değilim, oradan çıkmaya çalışıyorum. Çünkü ilk gittiğim gün oranın ilk bir var abla, oraya aldılar. Ben hayatımda ilk defa, böyle derler ya, duvarlar üstüm üstüme geldi lafı var. İlk defa o anı yaşadım. İlk günümdü, koruyucu halden ayrıldım. Bakıyorum yatamadım ben. Gündüz uyuyan bir insan değildim zaten. Yatamadım. Sonra anneme ulaştım. Annemin numaralarını babamdan almıştım. Kağıda yazdım. Oraya verdim. Hı hı. Yani annem arayın, annem beni alır. O zamanlar gerçekten bana annelik yapabileceğine inanıyordum. Yani beni yapar. Gel al mı dedin? Evet dedim. O da gelip yani aldı seni. Yok, hayır, orada kolay bir şekilde alamazsın. Araştırmaya girersin ilk önce. Aile araştırılır. Evet. İzine çıkarsın filan. Ondan sonra ben 6 ay sonra anneme teslim oldum. Ama keşke teslim olmasaydım. Kurumda kalsaydım. Annem nerede yaşıyordu senin? Sen Denizli'de. Denizli'de. Burnunun dibindeymiş yani. Babanla seni gerçek, yani biyolojik babanla evlenmişler mi? Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Yani şu attığım çöpten bile evet, daha değersiz. Bu peçete onun gözünde benden daha değerli. Gerçek annem mi sence? Annem mi? Evet. Keşke olmasaydı. Keşke biyolojik annem benim koruyucu annem olsaydı. Yani kendi evlatları olsa bu kadar sevmezlerdi çünkü. Hayır, çünkü seni gerçek annen, daha doğrusu biyolojik annen olduğunu söyleyen Gülhan Hanım'la ilgili kafanda şüpheler oluşmuş. Evet. Neden? Ben bir ara çok boşluğa düşmüştüm psikolojik olarak. Annemle konuşuyordum ara ara. Biz annemle çok fazla kavga ederiz, mesajlaşarak küfür ederiz birbirimize. O da bana yapar. Arayarak hıncımızı alamazsak öyle yaparız. Çok iyi bir şey değil bu tabii de. Ya değil ama yani annemin 3 kelimesinden ikisi küfür, biri argodur abla. O. Bana karşı. Bana karşı. Çok küfürlü ve argo konuşuyor. Evet, 3 kelimesinden ikisi küfür, biri argodur. Yani bu bir kere hiç olsun normal bir şey değil, çok kötü bir şey evet, yani. Bir kere olsun gelip kızım diye benim başımı okşamadı. Nasılsın diye bana sormadı. Hangi yemeği yediğimi bile bilmez. Hangi yemeği çok sevdiğimi bilmez. Hı hı. Çok özür dilerim, bir insan çayı demli ya da açık içer ya. Annem onu bile bilmez. Yani keşke benim öz annem olmasaydı. Yani daha böyle gerçekten anneliği hak eden, anne olmayı becerebilecek, gerçekten bir evladı varsa ona sahip çıkabilecek ya da onu sevebilecek ya da bunu hissettirebilecek bir kadın annem olsaydı. O yüzden mi kafanda onunla ilgili şüpheler uyandı? Ha yok, o yüzden değil. Annem, ben dedim ya psikolojik boşluğa düştüğümde, ben senin öz annen değilim. Hastanedeydim o gün. Seni doğuran kadın, eczaneye gideceğim. O bana eczaneye gideceğim, bu çocuğu tutar mısınız diye verdi. Gelmedi. Ben de seni o yüzden kuruma verdim demişti. Sonra yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Öyle, yalan söyledi. Bu yalan mı peki, bu gerçek olabilir mi? Bilmiyorum ki. Çok annenin çünkü doğruları söylemediğini söylediğin için sana soruyorum. Bilmiyorum. Benziyor musun annenle? Hayır. Hiç benzemiyorsun. Hayır, hiç benzemiyorum. O yüzden ben de dedim ki acaba gerçek annenle başka bir... Belki babama benziyorumdur. Evet. Ki ayrıca koruyucu anneme ben daha çok benziyorum bana göre. Burun yapım, çenem. Yani. Ne dedi arkadaşlar, bir daha söyler misiniz? Anladım, tamam. Tamam, peki. Şimdi arkadaşlarım annen olarak kendini söyleyen Gülhan'la konuşmuşlar. Ben öyle birini tanımıyorum demiş. Benim için mi? Evet. Seni istemiyormuş. Normal. Şimdi benim de kafam karıştı. Gerçekten annen olabilir mi? Yok. Yani ne kadar kızgın olsa bile o benim kızım değildir demek. Der. Daha önce de dedi, bir sıkıntı olduğunda, bir katılmak istemediği bir yer olduğunda ya da bir sıkıntıya girebileceğini anladığı zaman ya da hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda, ben öyle birini tanımıyorum, öyle bir kızım yok benim. Benim kızım yok, benim sen, sadece bir oğlum var der. Şu anda evli misin? Evet. Adı ne kocanın? Söylemeyeyim. Peki söyleme. O sana sahip çıkıyor şu anda ve bir çocuğunuz var, bebeğiniz var. Hı hı. Peki sen nasıl bir annesin? Daha çok genç, küçük bir annesi. Ya şimdi abla, ben annemden annelik görmedim. Ama koruyucu annemin bana anneliğini gördüm. Hı. Kurumdaki gerçek annem, babam olmamalarına rağmen anneliği tattım. Oradaki bizim güvenlikler var, çalışan personeller var, erkek olanlar. Ben onların peşinde baba diye koştuklarım vardı. Hı hı. Bizim bir tane şoförümüz vardı. Ona baba de baba diyerek arabasına binerdim, bizim servise. Baba diyerek inerdim. Her onu gördüğümde sabahsa günaydın baba, iyi akşamlar baba, çok yoruldun mu baba? Annenin sana yapmadığını, sen 4 aylık bebeğine ne yapıyorsun mesela? Nasıl davranıyorsun? Abla şimdi nasıl tarif edeyim? O böyle yüzünü ekşiterek ağladığında çenesini kıvırıyor falan, öyle titreterek ağladığında benim canım çok acıyor. Annem beni 4 günlükken bırakmıştı mesela. Benim 4 günlükken kızımın sarılık olduğunu fark ettik. Hastanedeydim mesela ben. Yani çok zor bir şey. Mesela kızımın aşı olduğu zamanlar o çığlığı beni mahvediyor. Ama ben o kadar çığlık atmama rağmen annem beni bir kere olsun asma, canım acıyor ya da bu da geçecek, beraber atlatacağız, hiçbir şey söylemedi. Bir kere olsun elini başıma koyup okşamadı. Onu da geçtim, elini omzuma koymadı. Yani hep yaptığı şeyleri söyler. Hatalarını affettim, sana telefon aldım ama gene durmadın. Çok hatan olmana rağmen seni kabul ettim ama sen gene akıllanmadın, gittin dışarıya. Hep bunları söyledi ki hala daha söyler. Pek annelik görmedim ama... Torununu gördü mü? Fotoğrafını hep istedi ama ben hak etmediğini düşündüğüm için hep kötü, yani tam çıkmayan fotoğraflarını attım. Çünkü hak etmiyor abla. Ha, tam çıkmayan. Hak etmiyor bana göre. Koruyucu annem mesela benim doğumuma geldi. İlk gün benim yanımda o kaldı, sezeryanlı halimle. Anne tatlı insanlarmış. Öyle. Evet. Ben yataktan kalkamazken felç gibiydim, sezeryanı biliyorsunuzdur. Evet. Anne ne olur kaldır çocuğu, karnını doyurmam lazım. Yani anneme yalvarıyordum ve annem beni boynumdan zorla tutarak kaldırıyordu. Yani... Bir alo de bakalım, hatta kim var? Alo. Alo. Aha babam. Ne yapıyor babam? Güzel, ne yapıyor? Kader. İyi misin? Ne yapıyorsun? Seni büyüten baban. Evet, sesinden tanıdım. Evet, ben söyleyeyim izleyicilerimize. İbrahim Bey merhaba. Merhaba Didem Hanım, nasılsınız? Sağ olun, sizi anlata bitiremiyor Kader. İbrahim Bey. Evet, izliyorum. Ne güzel insanlarsınız, ne güce gönüllüsünüz, ne tatlı insanlarsınız. Şimdi, sağ olun, herhalde. Sağ olun. Ne zamandır görmüyorsun? Yo, ben her zaman görüyorum. Her gün arıyor musun? Her gün ararım. Annem Umre'ye gitti. Eğer gitmeseydi o da bağlanırdı. Evet. Hatta babama ben dedim, baba katılır mısın benim için, hem sesini orada da duyarım filan. Babam benim için her şey abla ya. O dediğim gibi kahramanım, ilk aşkım. Ay. Yani onun ayağına taş değse o taş alır gider. Yani nereye, en uzak neresi varsa oraya atmak için uğraşırım. Çok hatam oldu onlara karşı. İbrahim Bey, Kader nasıl bir çocuktu? Kader, biz Kader'i şöyle 5 yaşında, 5,5 yaşında falan aldık kurumdan. Hı hı. Bayağı 10 sene kaldı. Çok iyiydik. Bilmiyorum nasıl oldu, bize tek ayrılmak istedi. Tekrar kuruma gitti. Kader, biz evlatımızdan ayırmıyorduk yani. O kadar seviyorduk Kader'i. O da bizi çok seviyordu. Hanım da öyle, ben de öyle. Üstünü titriyorduk Kader'in. 5 yaşında size geldiğinde tabii bayağı şey, artık büyümüş bir çocuk. Aynen. Ama sizi, yani o 5 yaşındaki çocuğa o sevgiyi verebilmek de, yani onu hissettirebilmek de hiç o dönemde babasının hiç arama ihtiyacı bile duymamış yani. Duydun mu? Evet. Hayır. Evet. Ben babamın kardeşimin babası sanıyordum zaten. O da öldü falan dediler, çok özür dilerim ama bana ne dedim, ben gerçekten ayağa kalktım, oynadım mesela. Yani ciddi ayağa kalkıp kurumda oynadım. Niye? Yani çünkü bana bir ne babalığı ne bir şeysi, bir nasıl diye sormaz. Annenin kocasını, yani seni doğuran annenin kocasından bahsediyorum. Hayır, yani aynen. Kardeşimin babasından bahsediyorum. Biliyorum ya, annenin kocasından bahsediyorsun. Aynen, o kocasıydı. Evet. Yani ben bu adamda babalığı tattığım kadar kimsede tatamadım. Hem babam, hem abim, hem amcam, her şeyim oldu ki zaten bir tane de amcam vardı. Öyle. Peki İbrahim Bey, başı her sıkıştığında sizi arar mı? Arar, evet. Konuşuyoruz. Bağımızı kesmedik. Evet. Didem Hanım, görüşüyoruz. Bir ay önce falan geldi, bir gece kaldı. Torununuz da olmuş. Evet, oldu. Kızımız var bir tane. Evet. O da çok şanslı, siz de çok şanslısınız. Gerçi ergenlik döneminde keşke ayrılmasaydı sizin yanınızda. Evet, evet. Annesini, evet, onu doğuran anneyle tanıştınız mı hiç? Şöyle ara ara ziyaretini giderdik. Kurumun aracılığıyla, hı hı, bir saat, fazla değil. Fazla bir temasımız yok annesiyle. Hı hı. Sadece bir saat Kader'le görüşürlerdi. Bir tane görevli olarak görevli vardı. Bir saat görüşürlerdi. Biz hiç konuşmazdık zaten. Konuşturmazlardı annesiyle bize. Ne zaman olurdu bu? Kaç yaşındayken? 14 yaşında kadar. Biz aldıktan sonra 2 ayda bir, 3 ayda bir, sadece bir saat. Fazla değil. Evine giderdik. Siz götürürdünüz Kader'i annesinin evine, Gülhan'ın evine. Öyle mi? Aynen, evet, aynen götürürdük ama bir tane de görevli olurdu, evet, kurumdan. Kurum kardeşim solunum cihazına bağlı olduğu için. Siz mi götürürdünüz? Yani Gülhan mı, annesi Gülhan mı bunu talep ederdi, evet, yoksa? Hadi. Evet. Annesi talep ederdi. Kuruma başvururdu. Kurum bizi arardı. Biz kuruma götürürdük. Kurum da görevliyle beraber giderdik. Ay bu ya sizin için de zor bir durum. Kader için de zor. Çok, zor. İlk zamanlar çok zor oldu. Evet. Hatta konuş öyle. Sen baba konuş. Söyle söyle. Kader sen söyle. İlk görüşmeye gideceğim zaman ben babamın boynuna atlıyorum. Beni kendi tek almak istediler. Annem anlatıyor babamla beraber. Babamın boynuna atlayıp ben babamsız girmem diye ortalığı yıkıp babamla beraber girmiştim ve annem dışarıda kaldırımın oraya oturup saatlerce ben çıkana kadar bir saat boyunca ağlamış. Herkes gelip peçete meçete vermişler hatta. Bu görüşmeye annesiyle, biyolojik ailesiyle görüşmeye sizin nezaretinizde de mi yapıyordu yani İbrahim Bey? Siz mi gidiyordunuz? Evet, ben de gidiyordum. Son zamanlar hanımla beraber, evet, gitmeye başladık. Nasıl biriydi annesi? Şimdi ben onun ya annesi şimdi... değilim diyormuş, öyle bir evladım yok diyormuş. Olabilir. Fazla bizim temasımız, şeyimiz yoktu. Hani fazla bilmediğim için onun hakkında bir şey söyleyemem. Bence nezaketinizden söylemiyorsunuz. Hem o yüzden hem annem şu an benim tanıdığım herkese saldırıya geçecek. Neden? Arar. Mesela korucu ailem o yüzden biraz şey yapıyor. Arayıp ben size bu kızdan uzak durun demedim mi? Konuşmam hiç istemez. Hatta arkalarından bayağı kötü şeyler söyledi hep. Hiç istemedi, hatta doğuma geldiklerinde bile bana kızdı. Dedim sen kimsin? Sen bana bu zamana kadar ne yaptın? Peki annenin sana karşı bu öfkesinin nedeni sen biyolojik babanı bulmak için bir çaba sarf etmişsin. Bulmak istemişsin daha doğrusu. Ne zaman biyolojik babanı bulmak için çaba sarf ettiğinde annenin öfkesi daha da artıyormuş. Evet. Doğru mu? Evet ama daha önceden gelen bir şeydi abla bu. Daha önceden de bana çok siniri vardı, öfkesi vardı. Beni her gördüğünde seni keşke doğurmasaydım. Sen insan mısın? Ay Allah Allah. Sen benim kızım olamazsın. Kızım olmak için hiçbir şey sarf etmedin, hiç çabalamadın. Niye çabalaması gerekiyor? O seni dünyaya getir. Nasıl bir çaba göstermen gerekiyor ki? Ben diyordum. Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsan söyle onu yapayım. Yeter ki beni de kardeşim gibi beni sev. Sadece bir kere olsun benim saçımı okşa. Ya da bana gel bir kızım de. Bunları hep dedim, sonra dayak yedim. Hep dayak yedim. Peki biyolojik baban olarak Ahmet Akgüden, evet, isminde biri yer alıyormuş kayıtlarda. Ama aslında senin şu anda baba halende kim yazıyor? Mehmet. Mehmet diye biri yazıyor. Evet. Fakat Ahmet Akgüden ismine sen nereden ulaştın? Bizim kurumda danışmanım vardı. Hı hı. Şöyle ilk başta anlatayım mı ben? Anlat bir tanem tabii. Ben da, kurumda kimseye gidemeyeceğim için anneme gidemiyorum. Annem beni istemiyordu. En azından dedim dayımın nüfusundayım diye biliyordum. Annem hep bana öyle zamana kadar onu söyledi. Hocam dedim, o ilk gittiğim yerde öbür şeye geçmemiştim. Hocam dedim en azından dayımın nüfusuna bakalım. Eğer oradaysam ben oraya verileyim. Hem memleketime giderim falan dedim. Baktık teyzeme, 2 dayıma baktık. 3 tane teyzem var, onlara baktık. Hiç kimsede ben yokum. Ondan Mehmet sonra... diye bir kayıt yok ya. Mehmet diye bir dayı var. Mehmet diye bir dayım var. İlk ona baktık. Ben onu dayım sanıyordum çünkü. Sonra hiç kimsenin nüfusunda olmadığını görünce Kader dedi senin baban yaşıyor olabilir. Senin baban başkası. Babanın öldüğü mü söylendi sana? Hayır, benim babamı kardeşim babası olarak tanıdığım için öldü diye biliyordum. Ha. Asıl peki Ahmet Akgüden. Evet. Ahmet Akgüden o da Denizli mi? Denizli'nin bir köyü Selin Hisar'lıymış. Annemle daha geçen konuşmuştum. Arar beni, böyle çaldır kapat yapar insanın en sinir bozucu. Köyün adını bir daha söyle lütfen. Selin Hisar. Selin Hisar. Evet. Peki hiç Selin Hisar'a, o köye gidip baban olduğu... Daha yeni öğrendim. Ha, daha yeni öğrendim. Evet, geldiğimden hatta birkaç gün, 2 gün önce falan. Peki biz de seni bir 2 gündür misafir ediyoruz diye biliyorum. Evet. Şimdi sevgili Ahmet Akgüden sizin kızınız olduğunu düşünüyor. Bir daha köyün adını söyle. Selin Hisar. Selin Hisar. Denizli'de. Halamın adı da Cennet'miş. Annem söylemişti 2 gün önce. Cennet. Evet. O zaman başka büyük bir ailen var senin de. Bilmiyorum. Benim şu an tek ailem eşim, eşimin ailesi. Ama benim başka ailem yok. Bir de koruyucu ailem. Selin Hisar'da Ahmet Akgüden'i tanıyanlar ya da Ahmet Bey kendisini izliyorsa, yani arkadaşlar aslında ismini de KJ'ye yazalım mı biz? Lütfen, evet, onu da yazarsa KJ'ye bu şekilde Ahmet Bey'i tanıyanlar bizim arayabilirler. Evet, babam Ahmet Akgüder mi? Reyle evet, mi? Neyle at, mi? At Güden. Arkadaşlar Trabzon. Neyle? Sonunda neyle? Nideyle. Evet, Nide. Atgüden. Evet. R değil, ne? Nide. En son harf şey de Nide. Atgüden. Annenin ismi de, halanın ismi de Cennet. Evet. Selin Hisar köyünde, Denizli'nin Selin Hisar köyünde olduğu bilgisini alıyor ve babasına kavuşmak istiyor. İnşallah canım benim, babanı bulmayı kalben diliyorum. Şimdi bize başvuranların hayatları güzel bir şekilde değişiyor. Evet. Sevgili İsmail de annesine, onu büyüten annesinin yanı sıra hep onu anne olarak bilmiş. Annesi Leyla'ya ve babası Kadir'e kavuştu. Sonra hayat arkadaşı Sema Gül'le evlendi. Buradan gittikten sonra hayatı nasıl değişti bir tanıklık edelim istiyorum. Bir ekranlara getirelim istiyorum. İzleyelim. Buyurun. Yani evlatlıksın dediler. Sen bunların çocuğu bile değilsin. 24 yıldır biyolojik ailesini arayan İsmail Güneş programımıza başvurmuştu. Didem Arslan Yılmaz İsmail Güneş'i önce babasına sonra annesine saatler içerisinde kavuşturdu. O da yetmedi. İsmail'in annesine bir ev, kendisine de bir iş olanağı sağladı. Hatta o da yetmedi. İsmail Güneş, Didem Arslan Yılmaz'ın şahitliğinde dünya evine girdi. Vazgeçme ekibi olarak bizler de İsmail Güneş'in yeni kurmuş olduğu bu hayata tanıklık edebilmek için Gaziantep'e geldik. Evet, şu anda İsmail'in yanındayız. İsmail, programdan sonra hayatında neler değişti? Didem ablam olmak üzere, ekip arkadaşlar olmak üzere 24 yıl sonra öz anneme babama kavuşturdular beni. Ondan sonra bütün emeğe geçen arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Öz annemi de zaten şu anda yanıma aldım. Kendisi benim yanımda kalıyor. Hasret gideriyoruz, her gün beraberiz yani. O yeni hayatına, mutlu anlarına tanıklık etmek için bizler de İsmail'in misafiri olacağız. İsmail'lerin evine geldik. Şimdi evin içerisinde İsmail'in eşi, 2 annesi ve babası da bizleri karşılayacak diye biliyoruz. Şimdi İsmail'le birlikte evin içerisine doğru geçeceğiz. Hoş geldiniz abla. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hastalar hazırlanmış, tabaklar dolmuş. Şimdi İsmail de, ailesi de bizi çok güler yüzle karşıladılar. Hayatınızda neler değişti? Oğluma kavuştum. Oğlumun sesini duymayı çok istiyordum. Duydum yani, duyuyorum da her gün. Vallahi çok güzel oldu. Babasıyla gittik, babasıyla bize geldi. İşte tanıştı bacılarıyla, kardeşleriyle, her gün bir arada küçük burada yaptı, bugün gittiler. Allah işiniz gücünüz rast gelsin. Didem Hanım'ın da, senin de, Allah tüm ekibinizden razı olsun Allah'ım. 2 tane kız kardeşim var. Her gün gidip geliyoruz, geri geliyor, günlük beraber oluyoruz. Biri evli zaten. Diğeri de dün bizde kaldı, misafirimdi, küçük olan. Küçük olan benimle vakit geçirmediği zaman uyumuyor. Ailem büyüktü. Büyük bir ailem vardı. Bu büyüten ailemle büyük bir ailem vardı. Daha da büyüdü yani. Kardeşlerim olması benim için daha iyi oldu. Her zaman bir kardeşim olmasını isterdim. 2 tane kardeşim var şu an. Ondan da her zaman bir abim olsun istiyormuş. Yıllar sonra abisi oldu. Ay. Buyur. Rahat ol. Sevgili Kader, bak senin de inşallah ailenle babanla bir buluşturacağız. Ama şunu fark ettim sevgili izleyiciler, ne dersiniz? Bu veteri olduğu gibi şeye koyar mısınız lütfen? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye koyar mısınız? Yani görür görmez dedim ki bir yandan işte onu büyüten annesi sevgili Leyla, diğer yanda onu doğuran annesi Derya. İsmail büyümüş ya, büyümüş, birden büyümüş İsmail. Sorumlulukları da arttı tabii ki. Ya onun adına çok mutlu oldum. Allah bundan sonra yolunu açık etsin. Sevgili Kader, sen babanı bulursak inşallah, bulacağımıza da inanıyorum çünkü çok da bilgi var. Ne söylemek istersin? Yani ne soracaksın ona? Merak ettiğin ne var babanla? Neden diye sorarım ilk önce. Aa. Yani 19 yıl boyunca abla neden hiç sormadı? Neden hiç araştırmadı? Ben kurumda olmama rağmen, imkanlarım sınırlı olmasına rağmen ben araştırmak için çabaladım. Çocuk şubeye her kaçaklım dönüşünde soruyordum. Ahmet Akgüden bulabilir miyiz? Onu bulabilir miyiz? Şunu bulabilir miyiz? Ailemden birini bulabilir miyiz? Hep ulaşmaya çalıştın. Evet. Annem hep önümü kesti zaten. Neden hiç beni merak etmedi? Ya da belki varlığımdan haberi yoktur, bilemem ama insan çok merak ediyor Didem abla. Yani beni gördüğünde ya da bir bağ kurabilecek miyiz? Beni sevecek mi? Yani çok merak ediyorum onları. Annenin seni sevmediğini düşünüyorsun. Evet. Babanın seni seveceğini düşünüyorum ya da sevmek isteyebilir, tanımak isteyebilir. O umudun var içinde. Evet. Senin annen nasıl sevmez? Bence yani sen çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Zaman zaman hatalar yapmışsın ama. Evet, çok hata yaptım. Ben hatasızım demiyorum, hiç hata yapmadım ya da az hata yaptım demiyorum. Çok fazla hata yaptım ama şimdi benim hatam başkasına olmadı, kendimeydi. Çok çaresiz kaldığını biliyorum. Çok onaylamadığım bir şey yapmışsın. Ama o anda yani bebeğin çok aç olduğu için anlatmak, paylaşmak ister misin? Hayır. Hı? Ama utanacak bir şey değil o. Kamla. Tamam. Sokakta kaldığını biliyorum. Evet. Bebeğinle beraber mi? Nasıl oldu o iş? Ben arkadaşımdaydım. Sonra hastaneye geçtik artık biz eşimle. Öyle. Niye sokakta kaldınız? Hastanede mi kaldınız? Hı-hı. Gidecek yeriniz olmadığı için. Ya o zamanlar durumlarımız çok sıkıntılıydı. Ama şükür abla ya, gene birlikteyiz, bir aradayız. Sonuçta sen annenin sana yaptığını yapmıyorsun. Yani kuruma gidip 4 aylık bebeğini bırakmıyorsun. Vermem. Ben o acıların hepsini kendim yaşadım abla. Suyu kenara koy aşkım benim. Ne sıkıntılar yaşadığımı ben kendim biliyorum. Yani hiçbir kalacak yerin olmamasına rağmen, gidecek yerin olmamasına rağmen evladından ayrılmamışsın yani. Ayrılmam ki. Onu bırakamam abla ben. Yani gözümün önünde ağlayışıyla zaten. Bana göre çok zor o ya. Yani arkada şu an ağlıyordur belki, bilmiyorum. Biz iyi bakıyoruz, merak etme. Ona güveniyorum. Böyle bırakırken nasıl ağlar? Zaten ben onu düşünemiyorum ki ayrıca. Mesela babasıyla çok vakit geçirmeyi böyle alışmadı da ben yanına gittiğimde yüzü gülüyor, baya baya gülüyor. 4 aylık diyorsun. Evet. Yani bana şu an çok bağlı, ben onu kendi yaşadığım kaderi yaşatmam. Niye sokaklarda kaldınız? Sonuçta bir babası var. Ya işte o zamanlar çok sıkıntılıydı durumlarımız. Benim memurluğum çıkmıştı İzmir'e. Hı hı. Atamam olmamıştı, atamayı bekliyorduk. Ama sonra onun bir ailesi yok mu, işi gücü yok mu? Sıkıntılı. Vardı. Dükkanımız vardı bizim, lokanta. Ondan sonra memurluk için biz İzmir'e taşınacağımız için sattık dükkanı, devrettik. Oradaki parayla tabii nakliye, ev parası, o bu diye. Arkadaşlarım bana bir sürpriz yapmışlar da, bir dakika. Evet, yani bana olan herhalde size de sürprizdir, bilmiyorum. Ama nedir arkadaşlar, bir tamam, bir LED'de görelim, birlikte göreceğiz. Oh. İsmail, Derya, Leyla Hanım, Sema Gül. İyi yayınlar Didem abla. Çok teşekkürler, çok sevgiler, selamlar. Ay çok tatlısınız. Gerçekten çok güzel sürpriz oldu. Nasılsın ablacığım, iyi misin? Sağ ol bir tanem, sen nasılsın İsmail? Vallahi iyiyiz ablacığım, şu anda seni izliyoruz. Aile boyu seni izliyoruz yine. Sağ ol bir tanem, çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Bir yandan seni büyüten sevgili Leyla Hanım var. Güzeller güzeli, pamuk, melek Leyla Hanım var. Bir yandan seni doğuran, inanılmaz çileler çekmiş sevgili Derya Hanım var. O da çok mutlu. Ve eşin Sema Gül. Nasıl gidiyor iki anneyle? Kimle beraber yaşıyorsun İsmail? Annen yanında mı Derya? Şu an yanımda, Derya'nın yanımda şu anda. Ha, onu bırakmadın. Beraberiz. İşe de girdin. Evet, bırakmadık abla. İşe de girdin. Çalışıyorsun. Evet, sağ olun. Sizin sayenizde. Ay estağfurullah. Sizin sayenizde evet çalışıyorum abla. Sağ olasın. Nasıl güzel bir görüntü değil mi? Evet. Vallahi ya çok güzel. Bir anneni verir misin? Anne hangisini vereceğim merak ediyorum. Anneni ver. Hangisini isterseniz onu vereyim. Çok güzel ya. Sen karar ver. Bak Leyla Hanım'a gitti anne deyince. Leyla anneciğim, tatlım benim Leyla ablacığım. Nasılsın? Mutlu musun? İyi rahatlık, çok mutluyum seni seyredik. Her gün bırakmayayım seni valla. Sağ ol aşkım benim, çok teşekkürler. Beni duymadığını biliyorum İsmail. Sürekli peki sen, annen kendi evinde yaşıyor, sen Derya ile yaşıyorsun. Mikrofonu alabilir misin İsmail'cim? Al İsmail sen mikrofonu. Efendim Didem ablacığım. Derya anneni başka bir yerde aslında bir ev falan olacaktı ama sen anneni bırakmak istememişsin anladığım kadarıyla. Yani seni doğuran Derya'yı. O işlemler hallol diyene kadar bırakmak istemedim abla. Evet. Sema Gül nasıl? Sema Gül'ü de bir sesini duyalım. Onun 2 kayınvalidesi var, hatta 3 tane demişti. Sema Gül. Evet, merhabalar Didem Hanım, nasılsınız? Sağ ol aşkım benim, siz nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Çok teşekkür ederiz, sayenizde büyük bir aileye sahip olduk. Zaten vardı, bayağı bir daha büyüttük ailemizi. Çok teşekkür ederiz. Hepiniz mutlusunuz. Şahane bir görüntü vallahi gerçekten. Evet, kocaman bir alkış hak etmiyor mu? Ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. İsmail'i alayım. İsmail'cim bizden bir isteğin, arzun var mı bir tanem? Ablacığım şu anda yayını izliyoruz. Kader ablaya seslenmek istiyorum burada. Tamam sevgili Kader, bak sizi. Kader ablacığım ben 24 yıl sonra 24 yıl sonra öz annemi babamı Didem ablanın ve ekip ablalarımızın, abilerimizin sayesinde buldum. Didem ablaya sonuna kadar güvenebilirsin. Biz onu çok sevdik, seni de seveceğine eminiz yani abla. Ay canım benim, çok teşekkürler. İnşallah onu da babasıyla kavuşturacağız. O da annesini biliyor ama babasından haberi yok. Babasını bulmak istiyor İsmail. Sevgili Leyla Hanımcığım, İnşallah sevgili Derya Hanımcığım, sevgili Sema Gül, baban Kadir, İsmail Bey, diğer baban İsmail Bey, Kadir Bey'in eşi. Hepinize çok çok sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah hayatın gördüğüm kadarıyla çok mutlusun. Büyümüşsün, sorumluluk da almışsın, olgunlaşmışsın daha da İsmail. Didem abla zaten Kader, Didem abla da anne babanı kesinlikle bulacaktır, emin ol, hiç için rahat olsun yani. Sağ Didem abla yaparım dedi, her şeyi yapıyor. Allah sağ razı olsun. Sağ ol bir tanem. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim ablacığım. Antep'e de çok sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bak diyor ki Didem ablaya güvenli, elimizden geleni yapacağız. Çok sağ olasın, çok teşekkürler. Ama tabii ki oradaki işbirliği için, bize olan yardımları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e de ben çok teşekkürlerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Kader, ya babanla ilgili hiç ipucu vermedi mi annen sana? Ya babandan hiç sen sormuşsundur. Ben çok sorguladım, hatta evet, her sorduğumda dayak yemiştim. Her babanı sorduğunda. Neden peki? Niye öyle yapıyor? Öğrenmem hiç istemedi. Hı. Neden bilmiyorum ama. İpucu olarak pek fazla bir şey değil ama Toki'lerde kalıyordu annem benim. O esnada üst komşum vardı. O zaten babamın ölmediğini araştır diye söylemişti. Adı Fatma'ydı. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Yani... Bir ara ilk doğum yaptığım zamanlarda herhalde, yanlış hatırlamıyorsam İzmir'e taşınmıştık falan o zamanlar. Vurmuşlar onu falan diye laf atmıştı ortaya annem. Bu kadar, bir şey bilmiyorum aşkım. Annen kaç evlilik yapmış biliyor musun? Şu anki resmi birlikteliği var mı? Hayatında biri var. Resmiyiz bir şekilde, nikahımız var diyor ama ben bilmiyorum, o konuya pek inanmıyorum. Şu an hayatında biri var. Var. O hayatındaki kişi de sana şiddet uygulamış. Ha? O hayatında şu an birlikte olduğu kişi değil mi? Yoksa daha önceki biri mi sana bir... Yani beraber olduğu erkek de sana şiddet uyguluyor ve... Evet. Hiç sesini çıkarmamış annen ya. Annem ondan dayak yiyebilmem için, şiddet görebilmem için onu hep kışkırttı. Seni korumadı yani. Hiç korumadı. Dayak yerken, hatta şiddet görürken karşıya geçip izledi. İsmail'i şimdi, annesi Derya'yı işte gördün, tanıdın. Diğer büyüten annesi Leyla var. Şimdi seni büyüten hanımefendi de çok tatlı bir kadın, Dürdane Hanım, ama ya insan öz evlat, ya o hasretle yanıp tutuşmuş mesela. İsmail'i kucağından almışlar, götürmüşler. O da evladını bulmaya çalışıyor. Yani annenin sana karşı bu öfkesi, çok fazla öfkesi var. Evet. Hatta diyorsun ki kendisi beni sürekli dövüyordu. O yetmiyormuş gibi beraber olduğu erkeğin de beni dövmesi için de onu kışkırtıyordu diyorsun. Evet. Hatta ben şiddet görürken karşıya geçip böyle keyifli bir şekilde izlediği zamanları bile hatırlıyorum. Nasıl yani? Bayağı karşıdan izliyordu. Hatta ne yaparsan yap akıllanmıyor. Ben dövüyorum olmuyor. Sen vuruyorsun olmuyor. Akıllanmıyor. Başka bir şey gerekiyor buna. Hep böyle sözler kullandı. Ne kadar beraber yaşadın senin? 9 ay yaşadım, Allah şükür, daha fazla yaşamadım. Bu 9 ay kabus gibi geçmiş anladığım kadarıyla. Evet, kambur oldum valla. Daha ne olayım yani? Kambur oldum yani, sırt şeyin. Evet. Çok şu anda öyle misin sırt? Evet, onunla hala da öyle. Özür dilerim, ayağa kalkar mısın, merak ettim. Böyle. Of bir tanem ya. Ya sevgili izleyiciler, yani özür dilerim, bunu göstermek zorundayım. Gel yanıma ya, bu annenin yüzünden mi oldu ya? Evet, ben daha önce hiç bu kadar değilim. Çok hafif bir şekilde vardı. Şöyle durayım. Şurada bir eğrilik var sevgili izleyiciler. Tam gösteremiyorum. Şu görüyor musunuz? Ah yazık sana ya. Bu annenin yüzünden mi? Annenin attığı dayaklar yüzünden mi? Evet, ben daha dik duruyordum. Şimdi durunca çok acıyor. Sırtı mı acıyor? Evet, kemikler artık tamamen eğrildiği için olmuyor. Duramıyorum. Yani kemiklerin acıyacak kadar kemikler. Şu anda acıyacak, hala acıyor. Dik durduğumda ağrı olduğu için acıyor. Oh bir tanem ya. Of. İnşallah onunla ilgili tedaviyle ilgili de yardımcı olacağız. İnşallah. Tamam, geç bakalım, otur. Fark ettiniz mi nasıl şey? Ya sevgili izleyiciler, ne düşünüyorsunuz ya? Merak ediyorum Kader'in hayat hikayesiyle ilgili. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye yorumlarınızı yazar mısınız? Öte yandan... Yani aslında asıl sorulması gereken soru şu belki de. Yani onu büyüten mi? Doğuran mı? Vallahi her gördüğümüzde büyüten gibi duruyor hep. Ben... Yani seni doğuran annense gerçekten Gülhan Hanım doğuran... Ya insan annesi böyle yapmaz ya. Yapmaz. Ben kendi koruyucu annemde gördüğüm şefkati, sevgi, onu da geçtim. Saygıyı hiç görmedim ondan. Bir seni doğurmamış yani, büyüten ki seni 5 yaşında alıyor. Yani bana göre hatta koruyucu annemle bir şey derdik. Büyüten anne değil, doğuran anne değil, büyüten anne derdik hatta. Valla ben de öyle gördüm programda. Yani gördüğüm öyle çok çok zaten. Senin gibi o kadar çok insanla tanıştım ki. Doğurmanın sancısı o bu. Tamam eyvallah, çok fazla sancı şey oluyor ama sonrası daha önemli Didem abla. Karnındayken dikkat edersin, o olur bu olur. Yani tamam da sonrası onun acılarını gördükçe yaşamak... Sen de doğurdun bir çocuk çünkü. Evet. Doğuran mı, büyüten mi? Yani doğuranla büyütenlerin arasında fark var ama. Her doğuran anne olamaz, her büyüten anne de anne olamaz bana göre. Evet. Yani ben kızım... Ama asıl... Aşkım benim ya. 9 ay karnında taşımak çok büyük bir... Emek, 9 ay karında taşımak çok büyük bir emek gerçekten. Yani öyle. Fiziksel ama sonrasında. Annelik yapmayıp onu bırakacaksan ya da ona kötü davranacaksan, onu dışlayacaksan, ona sevip saygı göstermeyeceksen, değer göstermeyeceksen sen anne değilsin zaten. Yani o anı yaşadıktan sonra ben anneyim, ben anne olacağım, ben artık bir anne adayıyım ya da benim bir kızım ya da bir oğlum olacak diye geziyorsun, dışarıda iyi davranıyorsun belki ama o evde çok önemli abla yani. Ben çok özür dilerim, çocuğumun burnunda pislik olduğu zaman nefes alıp verişi çok zor oluyor. Ben çok üzülüyorum, çıkarmak için uğraşıyorum, dokundurtmuyor hiçbir zaman. Yani onun canı acıdığında benim kalbim, yüreğim, her yerim böyle tırnaklarıma kadar acı hissediyorum yani. Ona bir şey olmasın artık, bana olsun. Eskiden ölüme yürüyebilecek bir insandım. Şu an Allah artık korusun. Bir duruyorum yani, korkmuyordum eskiden. Ne yanlışların oldu senin peki? Ya Allah... Bunlar bir şey söyleyeyim mi Kader? Ya utanacağın şeyler değil. Hayatın sana kattı, yani daha doğrusu yaptığın bazı şeyler doğru değil. Yaptıklarımdan ders aldım ama bazılarını paylaşabilirsin, yanlışlarını. Çok yanlış mı yaptın? Sadece tek paylaşmak istediğim ya da paylaşabileceğim kurumdan çok kaçtım. Çok boşluğa düştüm çünkü. Nerelere gittin kaçıp? Her yere gittim abla. Denizli'de çok özür dilerim ama girmediğim hiçbir yer kalmadı. İyi kötü hiç fark etmedi. Kimlerle karşılaştın? Yani iyileriyle de karşılaştım, çok kötüleriyle de karşılaştım. En iyisi benim eşimdi şimdi, Allah var. Kötülerle karşılaştım derken seni başka yerlerde çalıştırmak mı istediler? Yok, hayır, öyle Allah şükür o konuda kendimi de korurum, ortamdan uzaklaşırım. Aferin beni sana. Kimse zorla tutamaz bir yerde ya da bana istemediğim şey yaptıramaz. En azından bir çığlık atarım, çığlık atmaya yetkim yok. Çalışırım ya da Allah karşımdaki olsun. Ben istemediğim, Allah şükür bu zamana kadar hiçbir şey yapmadım, yaptırmadım. O kurumdan kaçmak da hata değil mi? Hata, ama ben bu zamana kadar her kaçtığımdan pişmanım. Son iki kaçaklığımdan hiç pişman olmadım abla. Hı. Gene olsa gene yaparım diyeceğim bir kaçaklık. Şu an beni kurumdan izliyorlardır biliyorum. Hı. Ah kader ah diyordur benim şu an kurumdaki mesaideki annem hatta. Senden bir şey rica edeceğim. Önce bir annen olduğunu söylediğin Gülhan Hanım'a bir seslenmeni rica ediyorum. Buradan duygularını ve ona bir paylaşmanı rica ediyorum. Buradan canlı yayında değil yani. Canlı yayında ben bir tanıklık etmek istiyorum. Bir annene bir seslenir misin? Telefon. Bağlanmıyor çünkü. Konuşmak istemiyor. Beni sevmiyorsun. Eyvallah. Ben de seni anne olarak hiç görmedim, göremedim. Çünkü bunu bana yaşatmadın. Yani buradan kesinlikle ve kesinlikle tekrar söylerim bunu ben sana. Koruyucu aileme asla ulaşma. Ne kuruma ulaş, ne koruyucu aileme ulaş. Onların, senin bana yapmadığın her şeyi onlar bana. Herkes bana yaptı ama sen bir kere bile bana yapmadın. Yani ben baba sevgisini görmemişle beraber senin yanında anne sevgisini de göremedim. Yani ben çok anne sevgisi istedim. O zamanlar çok psikolojim bozuktu. Senin bana vermediğin sevgiyi ben kurumda, orada, burada, dışarıda aradım ve yani 19 yıl boyunca benim sana bitmeyen, tükenmeyen öyle bir kinim, öyle bir öfkem, öyle bir sinirim, üzüntüm, duygusal olarak boşluğum, her şeyim var. Ben seni hiç affedemedim. Bu saatten sonra gerçekten affedebilir miyim bilmiyorum. Buraya bağlanırsın, bağlanmazsın beni hiç alakadar etmiyor. Çünkü ben seni hiçbir zaman, senin beni görmediğin, evlat gibi görmediğin şekilde ben de seni hiç anne olarak görmedim. Çünkü sen bana anne olarak yaklaşmadın. Ben de sana eyvallah evlat olarak yaklaşmamış olabilirim. Ama bana, sana değer vermiyorum, ben seni sevmiyorum, keşke doğurmasaydım demelerin beni mahvetti her zaman. Ben seni hep aradım, ben sana hep gelmek istedim. Bir adım attıkça sen, ben sana 10 adım atarım dedin. Ben sana 2 adım attım, sen 4 adım geriledin. Yani o kadar bir öfkem, kinim var ki ben seni asla affedebileceğimi düşünmüyorum. Ha, benim de bir kızım var, Allah'a şükürler olsun, benim de bir kızım oldu ki kız istiyordum. Ben senin gibi anne olmamak için ant içtim be anne yani. Öyle şeyler kattın ki bana, kimseye güvenmememe, ki en yakınıma güvenmememe öğrettin sen bana ve ben bir kız çocuğu ilk babasına sonra annesine güvenir derlerdi. Benim babam yoktu ki senin yüzünden yoktu. Sen benim babamı elimden aldın belki de. Belki benim varlığımdan bile haberi yok. Sen bana o anne sevgisini de yaşatmadın. Ben kurumda tattım o anne sevgisini. O şefkati, o saygıyı, o değeri, o... Her şeyi yani ben orada tattım. Ben sana göre hiç şey yapamadım ya. Kader için çok dolu. Görüyorum. Evet. Bir de babana seslen bakayım ne diyeceksin. Ben belki babanın adı, bir kez daha adını soyadını söyler misin? Ahmet Akgüden. Ahmet Akgüden. Evet. Selin Hisar. Denizli Selin Hisar. Hadi bir konuş babanla bakayım. Belki benim varlığımdan haberin yok, bilmiyorum ama bir kızın var. Bunu unutma ya da bunu bir öğren. Çünkü bir kız çocuğun, yani benim de sana ihtiyacım var. Benim eşim benim annem oldu, babam oldu, abim oldu, yeri geldi arkadaşım bile oldu. Ama bir baba sevgisi artık ben de tatmak istiyorum. Ben baba sevgisizliği yüzünden, koruyucu ailemden ayrıldıktan sonra o babamı tekrar aile ortamında göremediğim için baba sevgisizliğim oldu. Baba şefkati aradım her yerde. O yüzden hep dışarı çıktım, hep dışarıda aradım. Yani eğer beni izliyorsan, beni görüyorsan, yani ben senin kızınım. Yani bir kızın olduğunu bil. Lütfen bağlan ya da buraya gel. Ben gerçekten seni çok merak ediyorum. Merak etme. Biz de çalışacağız ama sen ne kadar dolusun, ne kadar çok böyle taşıyor. Gel seni biraz dinlendireceğim, bebeğin yanına göndereceğim. Evet. Adı ne bebeğin? Gülşen. Gülşen. Peki Gülşen'i de öp benim için. Tamam. Olur mu tatlım benim? İnşallah seni babanla kavuşturacağız. İnşallah. Tamam aşkım benim. Hadi dinlen biraz. Tamam. Of ya, çok zor değil mi? Büyüten mi doğuran mı? Ya büyüten ya. Kesinlikle büyüten. Yani. Ah, şimdi sevgili Fadime'yi Manisa'da Alaşehir'de biliyorsunuz. Kaybolmuştu 2 hafta boyunca. Sonrasında Fadime'yi bulduk. Yayınlarımız ses getirdi, şükürler olsun. Fadime gelsin mi? Fadime'yi bir alalım lütfen. Fadime Yaman. Manisa Alaşehir'den. Neler yaşadık neler. Daha neler oldu neler. Fadime bir gelsin. Hatırlatmasını gideceğim, sonra bir sürü şey öğreneceksiniz. Gel Fadime, ne haber? İyilik, seni sormalı. Sağ ol bir tanem, teşekkürler. Gidelim hatırlatmasını Hacer. Efendim? Ne? Bulduk. Sen gelmişsiniz. İrfan temiz. Yani güzel konuşuyor, iyi. Evlenmek istiyor. Kız kardeşini, sevgili Fadime'yi buraya getirdik. O da boşanmak istiyor. Gelsin mi? Teşekkür ederim. Evet, gelsin. Fadime gel tatlı. Hoş geldin. Nasılsın? İyi. Hoş geldin. Fatih, hoş geldin. Canım benim. Hoş geldin, hoş geldin. İrfan'ı nasıl gördün, tanıdın da yani hemen güvendin de yanına gittin? Asliyeti gördüm, eşimden ayrıldım dedim, sokakta kaldım dedim. Hı-hı. O da tamam dedi, ben senin evime açayım dedi. Ama bir sürpriz yani, kötü bir insan da çıkabilirdi. Vallahi çıkmadı. İrfan'ı görünce nesinden etkilendin? İyi gördüm, iyi. Ha. Evet, temiz, iyi. Açık soruyorum ya. Evet sor. Açık soracağım. Yani muhabbeti iyi, her şeysi iyi. Şimdi gördün, tipini mi beğendin? Evet, duruşundan iyi olduğunu bilirim ben insanın. İlk görüşte aşk falan mı? Evet, aşık oldum. İlk görüşte. Hı. Evet. İrfan, bak Fadime diyor ki ben ona aşık oldum diyor. Evet. Sen Fadime'ye aşık oldun mu? Evet. Sen direkt eve mi götürdün? He, ben buna direkt karnım açtı direne. Ben de lokantaya götürdüm. Karnına doyuruverdim. Ondan sizin oraya gidelim dedi. Hem mideni doyurmuş hem kalbini doyurmuş. Evet. Yeni doğmuş gibi oldum ben. Sevgili Fadime, İrfan'ın konuştuğunu duyunca gülmeye başladı. Fadime, 10 yıllık eşini Yunus'u bırakıyorsun. İrfan'ı sokakta görüyorsun. Duruşundan etkilendin ve tanıdığını söylüyorsun. Biz Yunus'u bekliyorduk boşanma için. Ama İrfan kaçmış. İrfan niye kaçmış? Bu yemek yemedim deliriyor. Yani su istiyor, çay istiyor. Senden konuşuyor. Sen de ihtiyaç gidiyor oteli. Hep dakika birbirine katarım diyor. Yemek yemediği için mi kaçmış? O 10 gün geçti ya şimdi biz evlenene. Evlenmediniz, siz daha evli değilsiniz, evet, onu geçti. Pazartesi gittim. Öbür pazartesi bu televizyonu kırdı, telefonu kırdı. Bu da caddede babasına bağırdı. Allah Allah. Evet. Ya şiddet dolu yani. Annesi diyor ki ilaçlarını herhalde almadı diyor. Ablası da böyle yapmış. Yani seni terk etti mi? Evet, ablasına da böyle yapmış. Sen beni anladın mı? Fadime annesini terk etti, pardon seni terk etti gitti o zaman İrfan. Evet. Allah Allah. Bu böyle yapıyormuş arada. Ablası, büyük ablası böyle darılma geçim olmaz. Böyle darılmayla geçim olmaz diyor sevgili Fadime. Evet. Bence de olmaz. Aşıktın hani ya bu adama. Ya Yunus yalan söylüyor. Selçuk yalan. Sen de üçün inanıyorsun. Ben ondan söylemedim. Hayır, yani. Hayır bir tanem ben sana da... Yanımda birbirine kaçacak her yakı ondan yani söylemedim. Hayır ama sonuç yanında gittiğin kişiye güvenmiyorsan söyle yani. Yanına gittin diye o doğru düzgün adam olacak anlamına gelmez. Evet. Neyse konuşacağız, dur bir dakika. Kocan Yunus burada, orada bakalım ya. Ne olacak çok merak ediyorum. Duygu'yu bana çok sordunuz. Akrabalarım da sordu. Ne yapacak Duygu? Niye evine dönmüyor diye soruyorlar. Bir gelsin de bir konuşalım. Duygu gel kızım. Valla bütün akrabalarım diyor ki Duygu bir şey saklıyor. İzleyiciler de öyle düşünüyorlar. Ve Duygu niye bir türlü yani evine dönmek istemiyor diyor. Evine derken aslında evine de. Bu arada Ayşe ile ilgili bazı önemli gelişmeler var. Biz çok araştırdık. Senin sakladığın şeyleri bulduk. Tamam gidiyoruz. Bir araya gideceğim. Sonra Ayşe ile ilgili onunla hepsini açıklayacağım. Ekibi muhabir arkadaşım orada Yasemin. İnşallah sen de söyleyeceksin sonunda ne olduğunu bana. Bir araya gideceğiz, aranın ardından devam edeceğiz. Orada, vallahi. Babana kızgınsın değil mi? O boş kızı hiç dolmuyor. Ne yapmış düşün, söyle. Hakkında ihbarlar yağdı. Yer yerinden oynadı. Önce maddeye düşürüyor kızları. O kadar kötü, rezalet bir ortamdı ki. Benim arkadaşımın kızını da ağına düşürmüş ama annesi çabuk yakaladı. Ayşe ile ilgili son dakika bilgisi. Ben birazdan gelişmeler var, sana onları açıklayacağım. Duygu çok şaşıracak. Ondan arkadaş olur mu? O kızdan arkadaş olmaz. Duygu'nun yanına kaçtığı Ayşe... aslında kim? Ayşe aradı mı seni yoksa? Hayır. Ayşe'nin yanına mı döneceksin? Hayır. Zaten şu an emniyet onu araştırıyor. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet sevgili Manisalı, Alaşehirli Fadime Yaman, 2 hafta senin için ne korktuk Fadime, dedi ki bunun başına ne geldi acaba? Ablan Şükran dedi ki yani daha önce 1 gün 2 gün bir yere gider geri gelir, bir yere gider geri gelir demişti. 2 hafta gelmeyince senin için bayağı bir korktular. 10 yıllık evli biliyorsunuz, evet. Yunus'la evli, fakat Yunus ona çok kötü davranmış. Hiç mutlu etmemiş, hiç iyi davranmamış, evi buz gibiymiş. Ve ayrılmaya karar veriyor, İrfan'ı görüyor. Şimdi İrfan da onu terk etti. İrfan neden terk etti seni? Biraz önce söyledim ya. Sadece o yüzden istemedi, mi? İstemedi, evet. Hayır şöyle, yani sen sonuçta... Ama şöyle duydum, sen ondan çok şey istemişsin, bunaltmışsın. Ne yani, yapmışım ben? Öyle diyormuş. Hayır, senden konuş diyor, su istiyor, yemek istiyor, çay istiyor. Allah Allah, çok ilginç. Konuşacağız, kocası burada, oğlu burada, bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Yani kocan sana dönecek, daha doğrusu seni kabul edecek mi, sen onu kabul edecek misin, konuşacağız. Sevgili Duygu, bak Ayşe ile ilgili öyle bilgiler öğrendik ki senden, gerçekten samimi olarak söylüyorum. Açıkla, annen de rahatlasın, biz de rahatlayayım, başka kızlarda kötü olmasın. Ay ben kötü oldum, bir araya gidelim. Babana kızgınsın değil mi? O boş hızlı hiç dolmuyor. Ne yapmış düşün, söyle. Hakkında ihbarlar yağdı. Yer yerinden oynadı. Önce maddeye düşürüyor kızları. O kadar kötü, rezalet bir ortamdı ki. Benim arkadaşımın kızını da ağına düşürmüş ama annesi çabuk yakaladı. Ayşe ile ilgili son dakika bilgisi. Ben birazdan gelişmeler var, sana onları açıklayacağım. Duygu çok şaşıracak. Ondan arkadaş olur mu? O kızdan arkadaş olmaz. Duygu'nun yanına kaçtığı Ayşe aslında kim? Ayşe aradı mı seni yoksa? Hayır. Ayşe'nin yanına mı döneceksin? Hayır. Zaten şu an emniyet onu araştırıyor. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ay, arkadaşlarım falan merak etmişler. İyiyim, Allah'a şükürler olsun. Sevgili izleyiciler, her şeyin başı sağlık gerçekten. Şimdi Fadime ile birlikteyiz. Fadime Yaman. Evet. Sevgili Fadime. Efendim. Şimdi senin 10 yıllık bir eşin var. Daha önce de bazı birliktelikler yaşamışsın, mutsuz olmuşsun. En son Yunus'la 10 yıldır berabersin. Fakat 10 yıldır aslında Yunus'la birlikte olmak istemiyorum. O kardeşimin zoruyla, işte kız, ablamın zoruyla, abimin zoruyla kaldım. Evet. En sonunda dayanamadım, kaçtım. İrfan'ı gördüm, duruşunu beğendim. Tanırım ben insanı duruşundan demiştin. Tanıdığın insan, o kadar iyi tanıdıysan eğer, seni bırakıp neden gidiyor ki bu adam? Niye sana sahip çıkmıyor? Herkes birbirini koyacağım diyor, şikayet edeceğim. Benim kimliğimi alsam beni bulamazlar diyor. Ondan bulamadığı yeri kaçacağım diyor. Allah Allah. Ama asıl senden mi kaçıyor? Problem hayır, o. Hayır, benden değil. Ha, seni hala seviyor mu? Ya ben istemiyorum ona. Ha, sen istemiyorsun. Siz ayrıldınız mı İrfan'la? Evet. Bitti mi bu İrfan? Bitti. Ya hani dedin çok seviyorum, aşığım dedin. Ya birbirini kızacak burada. Ben ondan yani söylemek istemedim. Sen de erkekleri tuttuğun için söylemek istemedim. Aşk olsun. Ben ondan ne zaman yani. Ben her zaman kadınları tutuyorum ya. Ben kimi tutuyorum? Şimdiden bir haftalık gene. Oğlun Selçuk'tan dolayı mı öyle söylüyorsun? Bir haftalık yani telefonu, televizyonu kıran, caddeli bağırandan ne bekliyorsun sen? Tabii ki işte. Ben işte ilaç kullanıyor. Ablasına da böyle yapmış. Zor gönlünü yaptık diyor. Ya sen onun yanına gittiğinde, eve gittiğinde, evde televizyon bir şeyler kırdı mı? Sana kötü davrandı mı bu? Evet. İrfan? Sen niye orada kaldın o zaman 10 gün boyunca? Ne yapayım, nereye gideyim ben? Ama bayım olur mu? Bakımdan. Can güvenliğin tehlikedeymiş senin. Allah Allah. Başka ne yaptı İrfan evde? Televizyonu kırdı, başka? Ondan sonra salı günü yağmur çilede geldi, yine aynı böyle birbirimiz kızdık. Ondan sonra çarşamba günü de çarşıya gittik ama o dilekçe babasından aldı paraya. Bu adam hiç güvenilmezmiş o zaman. Evet. Ama sen güvenmişsin. Bir de bana gözümün içine bakıp aşığım, aşığım deyip durdun yani. Demek ki aşk değilmiş bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani evet. Ya şimdi bana doğruları söylemiyorsun ya o zaman doğruları söylemedin. Yani benden bir şeyleri saklıyorsun. Ya ilk geldiğinde niye böyle? Ya yanım geldi, aylığım vardı, şöyle iyiyim, böyle bakarım dedi, iyiyim dedi, evim iyi dedi. Ama gördüm ben evine de. Evde mi kötüydü? Evet, her şey. Ama ev dedin, ben kocamın evinde sıcak su yoktu, ellerim buz gibiydi dedin. Buradasın, öve öve bitiremedin İrfan'ın evini. Nesi kötüydü İrfan'ın evini? Ya. O da küçük, tavanlar da küçük. Onda duman oluyor, aşmıyor. Tütün içiyormuş. Ondan sonra enerji tamam, şimdi soğuk oluyor da şofbeni yaparsın. Böyle bardakla, böyle bulaşık yamanla böyle banyo yapman olmaz. Dışarıda banyo, dışarıda lavabo. Bu kış günü olmaz ki böyle. Niye anlatmadın? İyi değil. Durulmaz ki orada. Niye durdun? Niye bana söylemedin geçen hafta bunları? Ya söyleyemedim işte. Ortalığı birbirini koyacak diye söylemedim. Ya sen orada zor şartlar altında kalmışsın aslında. Ne yapmak istiyorsun peki sen şimdi Fadime? Ben Yunus'un yanına gitmem, onu söyleyeyim. Onu zorlama beni. Yok öyle bir derdin. Yani ben seni hiçbir şeye zorlamam. Sen buradan beni bir otele koyarsın, iş verirsin. Ben burada kalmak istiyorum. Yani, ne iş yapacaksın, çok özür dilerim. Ben valla Yunus'un yanına git dersen buradan giderim, oraya gitmem ben. Ne yapacaksın, telefonlara mı bakacaksın, istihbaratta çalışmak ister misin? Senin gibi mağdurlara alo merhabalar, ben de daha önce buradaydım Fadime. Ben gitmek istemiyorum, ben burada kalmak istiyorum. Çünkü ben hiçbir yerde huzur bulamadım. Yani bilmiyorum. Sen benim yanımda mı huzur buldun? Evet. Aşkım bana sinir. Ben gitmek istemiyorum ya, aynı o. Ya kendim bir yeni sayfa açmak istiyorum. Oğlana da çektim. Bak tamam. Başımın üzerinde yerim var. Değil bana. Bak, başımın üzerinde yerim var ama daha çok bekleyenler ve otelde misafir olmak isteyenler var. Ben seni sonuna kadar böyle misafir edemem. Benim yanımda işe mi girmek istiyorsun? Evet. Ne yapmak istiyorsun? Ona sen karar vereceksin. Yeteneklerin neler? İş görüşmesi yapalım seninle. Ne yapabilirsin? Ben gitmeyeceğim. Ben Kemal'ye hayır gitmem. Şimdi bu İrfan nasıl otelden kaçtı? O görüntüleri bir ekranlara getirelim lütfen. Sevgili izleyiciler, aynı anda o görüntüleri hep durdurup böyle bakabilirsiniz. Biraz da hemen Instagram'a da koyacağım. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi. İrfan nasıl kaçtı? Ne oldu? Niye kaçtı? Ay Allah'ım ya Rabbim. Neyse bir gelsin ekranlara. İrfan bence seni kullanmaya çalışmış. Sen farkına varmışsın. Ama bana söyleyememişsin. Bak bana her şeyi söylemeyen ekip personelinden çok hoşlanmam. Söyleyeyim çok bana göre biri değilsin sen. Olmaz. Ben her şeyi anlat. Hayır, benim ekibim bana her şeyi anlatıyor mesela. Sen iyisin. İnanacaksın, anlatayım tamam. Ay kedi geldi bizim buraya. Tabii inanırım, niye inanmayayım sana? Şimdi ay Gökhan gel kedimiz geldi. Pis, 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 pis. Gel bırak ya, ne yapıyorsun? Pis, pis, pis. Gel aşkım, gel bebeğim benim, gel kurban olurum sana ben. Ay endama bak, görsenize şunu. O kadar güzel ki. Yavrum benim. Ha? Ne yapıyorsun? Canımsın benim. Oh gel keyfim gel. Allah bak. Gel. Tatlı mısın? Çok tatlısın. Ha? Ama Gökhan seni alsın, ben yayın yapayım. Yoksa yapamam. Aşkımsın, balımsın. Kaçış görüntülerini verelim. Şimdi bir ekranlara gelsin. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye de girecek şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi hemen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme Instagram adresini de koydular. Hurdacı İrfan'ın. İrfan arkasına bakmadan koşa koşa gitmiş ya Fadime. Hı? Duruşundan anlarım demiştin. Demek ki duruştan anlaşılmıyormuş böyle şeyler. Anlaşılıyor da söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Beşte yemek oluyor dedi. Ondan 7.30'da oldu, kızdı. Yanında iki tane uzun erkek vardı. Bir Hı -hı. kısa. Ben o bu eniştesinin para gönderdim. Sen onlar ne bakıyorsun? Ben diyecektim diyor. Ben bu kadar duydum. Ondan sonra yukarı otele gittik. Bu şimdi koltuk değil mi? Ben 8'de 9 daha saat 9'u gelmedi. Ben erkenden uyuyacağım ama beni zorluyor. Ben de televizyon bakacağım, uyumayacağım dedim. Bunun başında ben dedim sen beni zorluyorsun dedim. Ben size şikayet yaparım diye. O nasıl gitti? Sen ben odadan kovdun. Uyuyamam ki. Kimse zorlayabilir mi? Oturamazsın bir koltuğa. Yani sen Yunus'a eyvallah dememişsin. Başka birilerinin yanına gitmişsin. 10 yıllık kocana dayanmamışsın. Ya oğlum, oturur mu? Oturulmaz ki zorlaya da erken ki. Bak, televizyon oğlum, bakacağım. Bak oğlum. Bundan başında olur mu canım? Kim olursa olsun beni böyle dik görüyor hep. Sonra güzellik olur mu? 7'de 8'de uyulur mu akşamdan? Oturursun. Zorluyor beni. Yat diyor. Evet kalbim güç gitti yaptı. Vuracak diye korktum. Ah yapma. Beni zorluyor. Kendi yaptığını söylemiyorum değil mi? Şiddet uyguladı mı sana? Zorluyor ya. Daha nasıl şiddet olacak? Sonra psikolojik şiddet o da bir anlamda. Haklısın yani. Ben bundan şöyle yapalım. Olduğunu bir çağıralım. Selçuk burada. Selçuk burada. Ben yalan söylediğini düşünmüyorum da. Bundan gitti ya. Ben kimse zorlayamaz. Yani Selçuk da ben zorla uyuyorum akşamdan. Kimse zorlayamaz. Önceden de o. En sinir olduğun şey senin erken yatırılman mı? Hep beni gelen erkenden uyutmak istiyor. Ya bir otur, muhabbet et, yemek ye, çay iç. Yok ki. Yunus da mı öyle? Evet o da aynıydı. Kaçta yatalım diyor sana? Aa, ben dediğim gibi erkenden. Ben erkenden uyuyamam. 7'de 8'de mi yatalım diyor? Evet. Ay bunu en ya çok... Ben her şeyinden sinirleniyorum. Bunu da yaptı evet. Sen ne yapmak istiyorsun? Hemen uyumak istemiyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Ya oturacaksın, televizyon bakacaksın, bir şeyler yiyeceksin. Sohbet edeceksin. Evet. Hayatı paylaşacaksın. Hep işi takmayacaksın. Ya, azıcık bayanla ilgileneceksin. Yok. Sen hayatı çözmüşsün de. Evet çözdüm. Karşındakiler çözmemiş. Bence öyle. Evet ondan. Bir Selçuk oğlum gelsin mi? Gelsin. Gelsin Selçuk gel bakalım. Hoş geldin. Merhaba abla. Annene kızgın mısın? Bizi ne hallere düşürdün ya? Biz birbirimiz kızgınız. Sen bunu niye çağırdın? Ama oğlun ya sana biri sahip çıksın. Ama benim oğlum sahip çıkmıyor ki. Ben elin yabancıya mı çağırdım? Beni bıraktı ama ben bunu evladım demem ki ben bundan sonra. O benim televizyonda ne dedi ben unutamadım 3 gündür. Ne dedi sana? Aa, söyledi ya bu televizyonda. Sen söyle sen şimdi söyle. Söylemeyeceğim. O bitti benim için. Aa, oğlum bitti senin için. Hadi evet. Ya. Hangi söz? Annenin körezi gidenmiyor. Kim bakmış da zor oğlanmış zor anneyim ben. Soralım bir şey diyeyim, kim hak verecek? Bak. Şimdi söylüyorum. Selçuk. Beni yanına alsın giderdim ama beni almadı. Orada memur var. Bekar diye gitmedim. Ablam yanına gideceğim. Yunus'un yanına gönderecektim. Bu hal gel benim başıma. O sözleri söylemen suç. Benim annem babam öldüyse bu kadar da rezil olmaya gelmedim. Öz abim İzmir'de tehdit yaptı edemiyoruz. Ondan da küstük bir yıldır. Bir oğlunla konuş anlaşabilirsin sen. Biz oğlumla anlaşamıyoruz. Oğlunu seviyor musun? Seviyordun sen. Oğlum Yunus'un ağzını bakıyor. Biz anlaşamıyoruz. Babamla boşan nereye gidersen git. Ben istemiyorum. Abla bu program bugün son. Bak ben de son istemiyorum. Yunus'un yanına da gitmem bunun yanına. Tamam boşan. Bak boşan nereye gidersen git. Ben senin yanına gelmem. Bak bugün son. Ben bu arada son İrfan anneni bırakıp gitmiş. Biliyorsun çok, değil mi? Bana ne abla? Ama annen çok ortada kalacak ya. Senin de sahip çıkman lazım. Bilmiyorum bu yarın evlenecek. Sahip içken bir de abla yaptıklarına. Olsun annen ya. Hata yok. Evlendik ama sen eşinden geçineceksin mi? Ben de benim yaptıklarını sen sana söylesem. Ya, sana sen 10 tanesinden geçinmezsin. Seni der. Ne olacak? Neden gelmiyordum? Yemedim, yedim, giymedim, giydim. Şimdi kötü oldum ben. Ben bunu nasıl ısınayım ya? Isınmam. Uğraşmasın kimse. Senin biraz desteğe ihtiyacın olduğunu söyledi. Nasıl yani? Ne desteği? Böyle yani hemen insanlara güveniyorsun ya. Güvenmemek gerekiyor. Ya ama bak ben millet bak, inanmıyor diye söyleyemiyorum. İçim atıyorum. Kendi kendimi üzülüyorum, ağlıyorum. Söyleyemiyorum işte. Ama söyle aşkım benim. Söyle olur. Olur mu? Söyle yani. Ben bu saatte zor kimseyi aramıyorum. Hı, kocasına tamam, boşan, yapsınlar. Boşan nereye gidersen git. Ben boşanmak istiyorum zaten. Tamam, 10 yıldır neden vermedi boşanma? boşanacağım. Bu konuda ben istemiyorum. Ama oğlun diyor ki, bak şunu söylüyor diyor, Selçuk gerçekten öyle mi? Bak samimi olarak soruyorum. Annenin gözünün içine baka baka söyler misin? Annen o evde gerçekten mutlu olsa... Mutluydu. Yediği önünde, yemediği arkasında. Hayır, diyordu. Ya bu 18 yaşındaki oğlana miniyorsun, ben bayana miniyorsun sen. Ya Selçuk yalancı olmuş onu yandurdura. Ha, oğlum yalancı mı? Evet. Ya ben rahatım iyiydi. Neden geldim bu sıra? Bak en son seni vermişler. Neden geldim madem? Huzurum iyiydi. Ay, İrfan'ın yanında da huzurum bak, yok. İrfan'ın yanında çok mutlu olduğunu söylüyordun ama aslında mutsuzsun. Ne yapayım, söyleyemedi. Yalan söyleyecek herkes. Selçuk da mı erkek milleti? Evet. Selçuk'u defterinden sildim ben. Bu saatten sonra sevecek diye aklını getirmesin. Olur mu annesi ya? Annem mi? Ben onun annesi değilim. Ben abimin, Eren'in yanına giderim. Öz abim yorum da Selçuk'la bitti. Sen şimdi boşanacaksın değil mi? Boşanacağım. Tamam bak bu konu vurdu, kapanacak. Evet ben de seni görmeyeceğim. Tamam, sen ona karar veremezsin. Bir büyükler bir düşünsünler. Tamam. Ya, bakalım karı koca ben ne yapacak? İstemiyorum. Birazdan baban da Yunus da gelecek buraya. Yunus hazır mı arkadaşlar? Alalım hemen Yunus'u da lütfen. Beni iste, bak, ben dışarı çıkarım onun yüzünü görmek istemiyorum. Ama sonuçta boşalmak istediğin adamı mecburen getireceğiz ki imza atacaksın. Fadime olmadan nasıl yapacaksın onu? Ben onun yalanlarını dinlemek istemiyorum. Ama bir dakika sonuçta tarafın o kişi, yani biz başka kimi getireceğiz? Yunus gelir misin lütfen? Evli değil misin onunla? Başka kimle boşanacaksın? Yunus hoş geldin. Evet. Sağ olasın geldiğin için. Evet. Teşekkürler. Geç bakalım karşıya, en başa otur. Bir yan yana oturun, biraz daha ileri geç bakalım. En köşeye otursanıza ya. Niye öyle çekinme benden ya. Biraz daha ileri git. Heh. Kocan mı senin? Önce bir karı koca konuşsun, sen karışma Selçuk. Konuşmak ister misin? Bak Fadime 10 yıllık eşin değil mi? Deyip duruyor abla, ne diyeyim ben onu diyeceğine? Ben istemiyorum, ben konuşmak istemiyorum. Abla? Yanındaki adam nerede? Ben konuşmak istemiyorum. Güvendiği adam nerede? Zorlama. Bak diyor ki eşim değil o benim. Güvendiği, bana güvenmiyor diyor ya. Güvendiği adam nerede diyor. Nerede abla? Ben buradayım işte. Ben buradayım yani bak. Nikahlı olarak ben buradayım yani gene. Sen yanına mutlu olmamış. Yani her güvenden şey etmeyeceksin. Kaç kez seni terk edip gitti Fadime? Kaç kez seni bırakıp gitti? Bu mu? Evet. Söyle doğru. 15'i geçti abla. 15 kez. Geçti. Kimlerin yanına gidip geldi? Köye gidiyorduk içeri. Alıp geliyorduk beraber oğlandan. Başka bir arkadaşlarına alıp geliyordum ben bunu. Birilerinin yanına mı gidiyordu sürekli? Efendim? Birilerinin yanına mı gidiyordu? Evet, akrabaları vardı. Ondan yanına gidiyordu. Hı. Böyle değildi yani. Başka birinin yanına gitmiyordu. Başka erkeklerin yanına gitti mi hiç? Hayır, bir sefer gitti o da manav dedi ya. Onun yanına gitti de o da 2 gün durmuş. O da eve gelmişmiş. Evden aldım geldim ben bunu. Ama bu kez de işte 9 gün oldu ama İrfan'la ayrıldılar. Birbirinizi affetme olasılığınız yok mu hiç? Hayır abla ya sende. Heh. Onlar karı kocanın karar verici. Ben istemiyorum ki. Aa, istemiyorum, zorlayacağım mı? Ne yapayım abla ben bunu? Ama evde diyor ki çok ağır şeyler yaşadım ben diyor. Yok ben vermiyorum. Ha, ben bir şans nasıl verdim? Neyi vermiyorsun ya? Çağır evlenmeye, geri yanıma gelmeye. Hayır hayır. Yani sen evde ona o kadar çok kötü davranmışsın ki o da gitmeye mecbur kalmış. Abla ben ne diyeyim? Gidiyor önünde dedi, yemedi yaptın dedi. Öyle kaç mi? Kaç gün abla? Hayır. 10 yılda kaç gün çalışmayı sorabilirsin? Yalan söylüyor. Bu yalanla herkese. 3. eşiyim ben. Yalanla kadınlar durmuyor bunun yanında. Abla ben bunu bile... Fadime'nin Fatma'ymış geçinmemiş. Nurgül'le de geçinmemiş. Köylüden duyuyorum ben. Benim ay 1 haftada bununla evlenme aceli yaptılar. Annem bilezik yaptı bunu Ayşe kravatına. Eşlerinden niye ayrıldın sen? Daha önceki eşlerin senden... Kendini suçlasana. Kendini suçla. İçiremedim ben abla. Bak Fadime sana... Ama Fatma eşi var iyi değil. Ben aradan çekildim, bir karı koca konuşun bakayım. Kemal yedi, Fatma da eşi var. Herkes iyi diyor ona. Bunu kötü diyor. Abla o değil de kaç gün çalışmaya gitmiş 10 yıl içinde. Sen çalışmaya göndermeyeceksin. Sen aylığını benden sakladın. Paris dedim böyle arkasını dönüyor. 20 lira. Ekmekçilere elin böyleydi. Ben işe gidiyorum yazdırdı ya. Abla, bak köyde, eve bir şey getirmiyor bakmıyor. Derse gitsin. Aa derlerse ondan sonra. Hiç eline para vermiyormuşsun. Hayır kızım hanım, 200 milyondan pazar yeter mi? 200... Onu zorla veriyor. 300 milyon yeter mi, her şeyden pahalı? Haklı, şimdi 300 lira 200 liraya pazarda evet. Bir şey alamam. Ya kendin suçlasın sonra veriyorum, devam ediyor. Abi pazara gittin. Devin doları komple veriyorum onu ben. Ya sen yalan. Patatesin kilosu ne kadar biliyor musun? Yalan söylüyor. Soğan ne kadar biliyor musun? Hayır yalan. 2-3 kilo soğan alıyorsun, en son neydi ya? Fiyatları hatırlamıyorum. 150-200 lira değil mi? 2-3 kilo soğan. Ne bileyim ya, şimdi bir şey getirmiyor ki, ben de gidiyorum. Kim oluyorsa yazdırıp geliyor. Peki, ama ben orada tanıyorum. 200-300 liraya bir şey alabiliyor muydu? Alamıyor. Hiçbir şey alamaz ki. İbrahim Erol yazı veriyor. Haftaya versin kızım diyor. Kulalı. Yazdırıyor oraya mesela. Yetmiyor. Peki sen eşine bu kadar az bir bütçeye niye veriyordun parayı? Kaçacağını mı düşünüyordun? O yüzden mi vermiyordun? Hayır. Güvenemiyor ki. Telefon aldım sen beni kaçıyordu. Telefon yok ya. Çöpten getirirsem diyor. Bak, çöpten getiririm diyor telefon. Bir sorunları bir konuşalım. Sen kimseye yol vermiyorsun. Bak konuşup durma. Bunun kardeşi var, bu çöpten verem diyor, telefonun diyor, yengem diyor, konuşmuyorum diyor. Sonra o görenler var, konuşuyor kardeşinden ya telefonla. O geliyor bunu gaz veriyor, geliyor beni çatıyor bak. Yunus peki eşinin neden telefon almadı? Abla bozuldu. Güvenemiyor ki, güven yok. Haksız mı? Bak başkasına gitti. Hayır. Ne dedi Şükran ablam? Evlendi telefonu yok diye. Hepsin 6 yıldır ablam ne konuşturmadı? Geçen yıl. Ablanla ikiniz yalancısınız. He? Yalancı değiliz. Ablam iyi. Sen ikiniz kötüsünüz siz. Ben bunu nasıl ablamın abin oluyor? Sizi attım ben defterimden, kusura bakma. Evet. Benim ablam öyle diyemezsin sen. Abime diyemezsin. Yunus Bey senin üvey baban değil mi? Evet, ben üvey babasıyım. Ya bu yalan, bu beynin işliyor bana. İkimiz iyi oluyoruz Kemal'e geldiğine. Bu kahveye gittim Selçuk'tan iyi oluyoruz. Eve geldim bizi böyle yapıyor. Bunlar inanmıyor. Yani oğlunla aranı Yunus açıyor. İnanmıyor sen. Bunlar ikisi yalancı. İkisi de mi yalancı? Evet. İnanmıyor sen bunlara. Bu onun yanı durdur yalancı olmuş. Bu benim eğittiğim çocuk böyle olamazdı. Ben bir haftadır yokken beynini doldurmuş çocuğun. Ha, senin eğittiğin çocuk Selçuk böyle olmamalı. Evet, bak krezi giden böyle yapmıyor. Peki ben İrfan, yanına kaçtığın İrfan yalancı mı? Bu mu? Hmm. Ben yalan sevmiyorum dedi burada işte ya. Yalancı mı değil mi? Doğru söyle bana. Ben yalan söyleyen insanları sevmem. Bak ben biraz önce ne dedim? Ne dedin? Ben uyu dedim erkenden değil mi? O da yalancı. Ha, o da yalancı. Evet. Sen sevdin mi Fadime'yi? Sana soruyorum. Sen kocası değil misin? Evet. Sevdin mi? Yo hayır ama severek aldık zaten biz birbirimize. Yo hayır ne demek, sevmedin mi Fadime'yi? Sevmiyor musun hiç? Sevmedin. Yo hayır o değil, severek aldık birbirimize, 10 yıl geçindik. Ne yani bu bir... Şeyden sonra gidiyor. Ama dolapta yiyecek yokmuş. Ya ablam olmaz mı ya? Kendisi ya, daha karşılığında 2 gün yazı bazalandı. Ya dolap ama diyecek var. Ben neden bakkala gidip yazdırdım ya? Sor ona. Niye sor? Tamam, tamam. Selçuk'un üstünü yemledi ki gözünü ben niye yalan söyleyeceğim? Hayır şimdi sonuçta belki o da sonradan borçlarını gidip borçlarını kapatıyorsun değil mi gidip bakkala? Evet. Ondan sonra hani kıyafet almıyor. Ha, kıyafet gidiyorum almıyor. Ben satıcı Fadime var. Evde bir şey bittiği zaman kim bilir? Demeden gelmez mi ki? Bak, ben diyecekmişim abla. Ya ben aradan çekildim bir konuşamam. Diyor ki beni saat 7'de yatırıyordu 8'de. Yunus benimle konuşmuyordu diyor. Burada da konuşmuyorsun. Evet yatıyor, yemek yemiyor, çay içmiyor, muhabbet etmiyor. Bak duyuyor musun? Bak, evet ben yalan mı söyleyeceğim? Sen bayan tutman lazım. Tutuyorum aşkım seni. Ya git konuşma bak şimdi buradan gideceğim ha. Hayır ya. Ne dedin sen? Ne dedin? Bir daha söyle bakayım. Ben duymadım bir daha. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Ben öyle kahvaltı koymuyorduk zaten. Sen kahvaltılık getirmiyorsun ki. Soban yanmıyor. Kahvaltılık getirmiyorsun. Beni ufak tüple durduruyor. Beni Milan gazıyor. Bak kahvaltılık getirmiyorsun ki. Abla poşet getiren ben mi? Diyor ki sen kahvaltılık getir ben de sana kahvaltılık. Aynı anda konuşmayın. Söyle Yunus. Evde yiyecek yokmuş. Soğuk su varmış sürekli. Abla bu enerji var. Ben gidiyorum bakkalı yazdırıyorum kahvaltılık yok diyor. Böyle kahvaltı olmayan kadın ne? Ama büyük tüp var. O ismini söyleme onun. Reklama giriyor. Girmesin. Cezası var. Bir de diğer türlü oturur musun? İzleyici yüzünü dönme. Ayıp. Fadime. Peki bu kadar sana kötü davran. Yüzüne bakarak neler yaşadığını lütfen söyler misin? Yunus söyleyeyim ya ben bu yalancıyı mı dinleyeceğim? Çok mu yalan söylüyor Yunus? Evet. Evet ya. Yalancıydın madem 10 yılın yanım durdun. Fırsat vermedin, mutfağa gidiyorum arkamdasın, sokağa gidiyorum arkamdasın. Fırsat bulsam o zaman denk gelmezdi. Boşanırdım ben senden. Alan fırsatı eve mi girebiliyorum? Allah fırsat verirse ben buradan sokağa nasıl olacağım? Ya lavaboya gidiyorum arkamda. Mutfağa gidiyorum. Her yaka gidiyorum arkamda. Nasıl bir gideyim? Oradaki erkekler ay bunu söylüyor. Ay ne yapsın? 15 defa evden kaçmışsın ya, sen de. Öyle diyor. Erkekler söylüyor. Daha fazlası vardı, ben 15'i biliyorum. Fazlası var. 20 defa kaçmış mı? Akrabalarının yüzünden gidiyorum ya kız. Akrabalar işi gitmiyor, sen çalışıyorsun, bakma para vermedi, onların yüzünden 15 kaç sefer gitsin, onların yüzünden gittim ben Körez'e. Onlara söylesene ya. Geçen de gitmedim diyordu. Ha, onlara söylesene. Geçen bölümde gitmedim diyordu. Ya niye konuşmuyorsun sen Fadime ile, benle konuşuyorsun? Fadime ile konuşsana. Ya dutturan kadın evini niye terk etsin ya? Konuşuyor işte burada, konuş. Bak ben konuşuyorum, ben kimseden korkum yok. Evet konuş. Sen ben iyi davrandın. Niye ben 10 defa Körez'e gittim? Niye başka yere gittim? Ne yaptım? Sen Ayşe bak para vermedi ya. İşi gönderdi. Sen çalışıyorsun. Bu akşam sabah yat diyor. Bu da zaten saf ya. Bunun ondan dediğini yapıyor. Ben de soluk Körez'de buluyorum. Abla bunun yediği parayı vallahi ben kendim yemiyordum. Hani para yedim de. Hani? Vallahi yemiyordum. Hani? Sen parayı saklıyorsun ya. Arkasını döner de insan eşini para verir mi? Para bende duracak evlenirken. İşi gönderin. Para hep bunda durdu. Öyle durdu sende ne oldu para? Niye kandırıyorsun madem? Durdu para ne oldu sana? Para gitti ya. Bu konuşmalar Körez'de kaldı. 50 milyar yedin sen ya. Sen benim 100 milyarım. Benim ev paramı yedin ya. Çok iyi. Tamam mı? Ev paramı yedin sen. Kaç para verdin sen bana? 100 milyar paramı yedin sen benim. Kaç para verdin? Ha, o evde annem babamla bizi yaptık. Kaç para verdin? Ben öksüzüm, o evde tamam, uyuyorduk, oturuyorduk. 100 milyar paramı yedin sen benim. Kaç para verdin? 100 milyar paramı aldın sen benim. 50'sini ne yaptın? Bir şey merak ettim. 100 milyar paramı verdin sen benim. Fadime onu konuşuruz da. Yunus ilk evlendiğiniz zamanda çok istemeyerek geldiğini söylüyor ama mutlu muydunuz önceleri? Mutluyduk abla o zaman ya. Ne yapıyordunuz? Birbirinizi seviyordunuz. Gideceğimiz yere beraber gidiyorduk, geleceğimiz yere beraber geliyorduk. Aynıydı böyle. Fadime de mutluydu, sen de aynen mutluydun. Yalan söylüyor abla burada ya. Yalan söylemiyorum ben. Son bu işte bu kaçmadan 1-2 gün önce başladı. Peki Fadime sen mutlu muydun? Ben mutlu değildim. Telefonu alıverecektim ben ona. Mutlu değildim. Mutlu olsam niye geldim ben bu tarafa? Mutlu değildim diyor. Mutlu olsam diyor orada kalırım. Neden mutlu değilmiş abla? Neyi varmış yani? Sor bak, sor öğren. Neyin vardı mutlu değildin de? Neyin var? İstemiyorum ben seni, tamam mı? Tamam isteme. Neyin mutluydun sen? İstemiyorum. Evet. Bugün bak bu bir daha dinle, bir dakika ne yapıyor? Bana bak bir ya. Ya benim tabii. Ya şimdi bu belediye değil mi? Hurda getiriyor, odunu gidiyor diyelim ya ama bu çamaşırı böyle sıralıyor. Bunları böyle pis yapmazsın. Onların tersten ben geliyor o pis kıyafetin içeri. Sen neyiniz ben sana iyi diyeceğim. Bir dakika. Sen elini yıkamaz mısın ya? Evet. Yıkanmam abla. Yıkamıyorum. Abla ben Alaşehir'de elimi yıkadım lan. Ben elimi yıkandırım. Niye yalan söylüyorum? Bir dakika çöple uğraşıyorum ama eve geldiğim zaman temizlik. Üstünü değiştirmiyor, yanıma oturuyor. Ondan sonra tersten geliyor yanıma oturuyor. Böyle. Ya olabilir yani temizlik işlerinde ya, çalışıyorsun. Hol var, holü çıkarıyorsun. Hayır yaparsın, değiştirsin, içeri özü kıyafetinden gelsen ben senin neyini isteyeceğim ya? İş kıyafetiyle o çöpten topladığın yani o mesleğin yaptığın kıyafetiyle. Ya herkes çalışıyor. Ama daha ayıpları dur bir dakika. Dur. Ya burada temiz giydin sen bana bakma ya. Fadime bir dakika, telefon altında biri varmış. Bir alo der misin sen? Alo de. Kim? Sen bir alo de. Alo. Alo. Alo İrfan. Evet benim abla. İrfan neredesin? Niye kaçıp gittin kardeşim? Abla ben odanın içindeydim. Ha? Ben yukarıda çay içtim abla. Ben odanın içindeyken ben lavaboya girdim. Ben dedim ki gömleğim dedim yakası battı. Gömleğimi yıkayacağım dedim. Evet. Fadime Hanım dedi ki ben acım dedi. Beni su getir dedi. Çay getir dedi. Ben dedim ki ücret istiyorlar dedim. Param yanımda yok dedim ben. Bana geldi eline kumanda aldı beni vurdu. Kumandayla dövmeye mi kalktı? Yok. Beni zorla koltukta oturuyorum diye kızdı. Yapmadım valla. Yapar diyor bak. Hayır. Yunus iki erkek. Yalan söyle yapmadım. İrfan merhaba İrfan. Bir dakika Selçuk sen konuşamazsın. Hayır bir dakika sen konuşamaz. Beni zorla ilişkiye girmek istedi o. Tamam mı? Ona inanma sen de. Buraya koltuğu zorla Ondan sonra Didem'i söyleyeceğim, şikayet edeceğim dedim, küstü gitti, sen benim iftiram açtın, damağıma katılacaksın gitti. Niye bana inanıyorsun ki sen, ben yalan mı söyleyeceğim? İstemediği bir şey yapmaya kalkmışsın, o da demiş ki ben seni... Beni, bak beni en son söyleme, ama söyleme. O zaman beni şunu yap demesin, sen niye ona inanıyorsun, o yalancı? Ben sana inanıyorum. Dup duran ya, niye ben yapacağım? Kendisi geliyor senin. İrfan istemediği bir şey yapmak istemişsin. Ona sen uyulur mu? Allah öyle bir şey yok. Çünkü benim bu evimdeyken beni sandalye vurmaya kalktı. Şeytan da var benim burada. Ya bizim evde sandalye yok otelde, ben evdeymişim. Otel sandalye yok ki. Tamam, Yunus daha önce de sana şiddet uyguladı mı Fadime? Yani döver dedin yani böyle. Ne dövdüm ben? Sen dövdün mü işte? Sen dövsem ölürdün. Dövdüm. Ama yalan söyleme. Yapıyor. Sinirlendim yapıyor. Ha ne yaptım ben seni? Dövdün mü? Yalan değil abla. Şeker hastası bu. Senin yüzünden şeker çıktı. Ha? Senin yüzünden ondan çıktı. Ondan gelmiyor. Bir dakika İrfan, hani birbirinize aşıktınız kardeşim? Allah ben yemek istedim, çay istedim, su istedim, ücret istiyorlar orada, suyu 15 lira para istiyorlar. Ondan sonra ben dedim ki param yok dedim, ben de banyoya getirdim. Sen kim konuşuyorsun? Bir dakika dur ya. Senden o konuşuyor. Çıktı milliyeti saracağım deyip geliyor beni sarıyor. Senden konuşmuyor, suyu veremem demiştim. Bir dakika bu Yunus, bu arada İrfan'ın ablası galiba yanındaymış. İrfan yanında ablan varmış, verir misin lütfen? Verim abla. Ver ablanı. Alo. Merhabalar canım. Nasıl, kimle görüşüyorum? Selma'cığım. Nasılsın Selma? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Fadime ile sen tanıştın mı? Fadime'yi size getirmiş evet, İrfan. Evet, tanıştım. Peki aslında ya, senin kardeşinle İrfan'la evlilik hazırlıkları yapıyordu. Boşanacaktı daha doğrusu. Kardeşin buradan kaçtı gitti. Neden gitti? Kardeşimi çok zorlamış. Kardeşimin zaten yanında parası yoktu. Demiş bana su getir, dışarıdan yemek ısmarla. Diyor bana, İrfan diyor bana sağlamış, kumanda yok, bana dövme kalmıştı. Otel odasından kullanmış. Dışarıdan bana yemek getir demişsin. Saldırmış. Senden konuşan kimdi oydu ya? Su istemiş, çay istemiş. Tanışıyor musun ablasıyla? Kimin? İrfan'ın. Ablası diyor mu ya? Caddede bağırıyor, ilaç kullanıyor, böyle yapıyor her zaman diyor. Benim yüzümü niye yalan? Bundan beğendim demişti. Ben ne yapayım? Yalan söyle. Ben yalancıysam uğraşmak istemedim. Fatma yalan söyle. İrfan sana hiç başlamadım. Sen geldin de sen yalan söylüyorsun orada. Yalan söylemiyorum. Sen ne yalan söyle şimdi telefonu çıkın. Evet. Sen yalan bak üstten evlatlarım aç ağabeysin. Aydın Didim'den geldim dedin değil mi? Aydın şeyden Çamlıca'dan geldim dedin. Aydın'dan mı geldim dedi? Evet. Ama yalan söyletti kardeşi ya. Bak Kemal dedim. Bir dakika dur. Kardeşini yalan söylettirmiş. Kemal Yeden diyecektim, Aydın'dan geldim diyeceğim, bizim aileye dedi beni. Biz köyden geldik, biz sonuçta internette yani. Peki nerede tanışmışlar? Bir dakika, bir dakika. Aydın bir saniye, nerede tanışmışlar? Sen söylemedin mi? Sen Aydın sen dedi benim kimsem yok dedi. Ama kardeşin söyletmedi. Oğlu var. Bak Selçuk söyletmedi. Aydın nerede ben bilmiyorum valla. Hayır ailesine. Sen demedin Allah aşkına ya. Keşke telefonu çekseydim senin konuşmalarını ya. Bir dakika. Ya ben Aydın'ı bilmiyorum bak. Hayır, bir dakika lütfen. Bunların hepsini senin kardeşin söylettirmiş. Evli olduğunu söyle. Ben benim suçum ne? Ben kendisi. İrfan diyor kendisi söylemiş diyor. Olmaz. Peki bir dakika. Bir sarf Fadime bir dakika. Nerede tanışmışlar peki canım senin kardeşin? Aslen'le orada tanışmışlar. Orası doğru. Evet abinin orada tanışmışlar. Gelip hani elinde kağıt koymuş, belediye sormuş İrfan'a. Siz evli... Bir dakika sen kardeşimi sussun, evli olduğunu bilmiyor muydunuz Fadime'nin? Ben bilmiyordum. Beni boşanmışım diye biliyorum ben. Ne diye biliyorsun? Ben boşandığını biliyorum. Dedi Fatime dedi boşandım geldim dedi. Ben bildim yani Aydın Çamlık'tan dedi bize gelmişim. Peki evli olduğunu duyunca ne yaptınız peki ekranda görünce? O ben bana kızdım zaten. Ben senin İrfan'ım sen evli oldun niye bana söylemedin? Yani ben bilseydim bunu ihbar ederdim. Yani karakola jandarmaya şartlardım. Yani ifadesi verdim. Ailem söyleme evli oldum diyor. Aydınlandım diyor. Oğluna dem diyor. Yani... Sen mi bunu yalan söyleyelim dedin İrfan mı söyledi? Ben Aydın'ı bilmiyorum ki. Kendi dedi. Sen Manisalısın. Evet. Alaşehirlisin. Hı-hı. Kemaliyelisin. Ha, ben Aydın'ı bilmiyorum ki. Nerede Aydın? Neyin içine düştün sen kız? Vallahi bilmiyorum neyin içine düştüm. Ay Allah'ım yarabbim. Oğlana da söyleme. Evli olduğunu söyleme bizimkiler dedi. Aydın'dan herkese de Aydın'dan diye kandırdı. Ya bir ben neler düşünmüşüm ya. Bir sürü senaryo yazmışsın. Hiçbirimizin aklına gelmez böyle şeyler. Allah ben İstanbul'a daha yeni geliyorum. Burada dayımgil var ama 6 saat değil mi İstanbul? Ben dayımgil var burada. Yeni geliyorum ben. Aydın nerede bilmiyorum ki. Ay bebeğim benim ya. Yeni gün tanıştık diyorlar bunlar ya. Hı, daha önce mi tanışıyorlardı? He? Daha önce tanışıyorlar mı? Daha önce görmedim bak. Atlayana gönlü buluştuk dediler ya bunlar ilk zaman. Evet. Atlayana gönlü buluştuğundan polis karakolunun arası 20 metre. Oraya teslim edebilirdi. Ben şunu merak ediyorum. Sen önceden tanışmış olabileceklerini düşünüyor musun Fadime ile? Önceden görmedim. Ben Alışver'e berbat gittik ya. Ben siz gitmez Alışver'e. Hayır ben yalan söyleyeyim. O gün oldu. Alışver'e ben siz. Hayır gitmedim. Ama o gün bak kontrol ediyor, gizli gizli arkadaşların görüyor diye onlar orada görünce arkası şeyden başka yer. O neyi görüyor abla biliyor musun o da? Neyi görüyor? Köylü ufak bir yer. Ha. Beni değmeyecek diye ondan kaçtı bu. Evet söylüyorlar ben de Gürbüz bak bu çarşı değil mi? İlaçın buradan Gürbüz Bakkal'ın durağından, Salih durağından oturdu. Avukatımız bir şey söyleyecek. Buyurun Tunca Hanım. Ben aslında daha önceden tanıştıklarını düşünüyorum. Sen ben belki Alaşehir'e gitmedin ama o kişi senin yaşadığın yere geldi. Nereden anlatacağım ben? Gerekçem de şu. Hurdacıya, hurda getirip götürürken ben de gördüğünü düşünüyorum. Hayır. Ekmek almaya giderkenki görüntünde şöyle bir el sallama hareketim var. Kime el salladın? Ben görmedim onu bilmiyorum. Ben birine el salladım. Ben bilmiyorum ben ona. Bir dakika merak ettim. Tatlım elim. İrfan'ın ablasının adı neydi? Özür dilerim. Selma. Yani. Selma daha önceden tanışıyor olabilirler mi? Hayır ya tanışmazlar. İrfan zaten sürekli Adem'in oraya takılıyor İrfan. Sürekli o meydan var zaten orada belediyenin orada hep oturuyor zaten İrfan hep orada takılıyor. Ya özür dilerim İrfan sokaktan her geçen insanı evine getirir mi böyle senin kardeşin? İrfan psikoloji olarak bozuksa. Yok sahipsizce ben evimi açmışım ona. Denizli'den kocasından boşandı diye söylemiş İrfan'a da. Peki daha önce başka kadınları da getirdi mi? Getirmedi. İlk kez Fadime'yi getirdi. Evet Fadime'yi getirdi. O bir zaten kızı ben dedim eğer böyle bir şey varsa dedim ablam varsa ablamın numarasını zaten ismini söyledi ama ben internetten şeysi bulamadım yani telefonla. Ama Fadime orada zaten çok mutsuzmuş ya televizyonu kırmış, ortalığı dağıtmış, ev yaşanacak gibi değilmiş. Caddede bağırdı. Caddeden mi bağırdın? Babası hala bunu dövecekti. Polis çağırım dedi. Bak yeni aldıydı televizyon. Kendi telefonuna da kırdı. Peki bir şey söyleyeceğim. Madem orada mutsuzsan niye oradan çıkmadın evine geri dönmedin? Ben evimde rahatım yok diye geldim. Niye gideceğim tekrar? Ama gittiğin yerde rahat değilsin. Söyle yani Yunus o kadar yanlış bir adam mı? Bence değil. Bence. Doğru söyle. Bak evet, doğru söyle bence bana. Bence iyi değil. Ya hataları bak. Kusursuz ya doğru. Fadime kusursuz abla, evlilik yoktur. Süncücük sevgi mükemmel var bunda. Mükemmel evlilik yoktur. Süncücük sevgi var bunda. Sende. Ben karşı. Bravo. Senden gidiyorum ki yok evet. Ki. Hayır. Bence de gitmeyeceğim seninle. Seviyor seni değil mi? Hayır. Demeyeceğim şimdi. Bir şeyimi taşıyor. Ne taşıyor? Bir şeyimi taşıyor benim demeyeceğim şimdi. Neyin taşıyorum ben? Neyin taşıyor? Bir dakika dur ya Selçuk ortalığı karıştırıyorsun ya. Bunları sen almadın ki. Şöyle yapalım Selçuk'u bir dışarı alabilir miyiz? Selçuk'u müsaade et bir tane. Dursun otursun abla da. Benim bir tane bir şeyimi taşıyor yalnız. Neyin taşıyor? Senin bir şeyini taşıyor. Taşıyor söylemeyeceğim. Yunus Yaman mı diyor? Bir şey mi? Yunus'un bir şeyini taşıyormuşsun üstünde. Bu benim ya bileklik. Bilek sen mi aldın? Sen almadın ben hediye onu buldum. Hediye almadın ya. Ya ayrılmamla bilekliğin niye alakası var? Ben seni sevmiş olsam seni Yunus'un yanına götür dedim. Dedim şey söyleyeceğim. Hayır onu kesinlikle Fadime, ben sevmiyorum. Özür bir dakika dur. Fadime bana dedin ki bu bilekliğin bir tanesini dedin kayınpederim aldı. Tamam bunu işte. Ama onu... Bu kendimin dedim ben sana. Öyle mi dedi? Evet sen yanlış anlamışsın. Ben anlamışım ben Fadime anlayamıyorum. Evet sen yanlış anlamışsın. Evet doğru olabiliyor bazen öyle tam anlamıyorum. Hı-hı. Eksik anlıyorum ben bazen. Çok dikkatim dağınık oluyor bazen. Tövbe. Var abla var. Çünkü kıvılcım var bunda. Yok, kıvılcım var. Hadi git o kıvılcıma. Hadi gidiyor mu? Gitmiyor mu? Göt gibi abi ya. Hadi alev alsın bakalım aman, ona. Aman, yansın olur. Buralar. Almasın abla. Aman. Almasın. Ama sen benden uzak dur Allah'a yakın. Biz öldük mü ayrı koysunlar abi. Senin yanına koymasın aman. Ay seviyor musun sen Fadime'yi hala? Çok ya, tatlı çok saf insanlarsın. Seviyorum. Laflar komik abla. Çocuksu işler var. Bir şey söyleyeceğim. Niye çocuksu? Ben doğruları konuşayım. Ben seni niye seveceğim? Çocuksu abla. Evet. Doğrusunu tutmuyor. Bak, seni diyor? Tutmuyor da. Bak, seni. Asıl sen çocuk akıllısın evet, diyor. Seni eşin ikindesin. Çocuk çocuk hareketler o çizgi film bakıyor. Ondan sonra ben... Çizgi film mi izliyor? Evet. Ondan sonra nikah yapmayacağım demiş. Eşyalı doldurmuş. Ben de çok yeni severim. Mahalledeki bayanlar ben durmayacağım demiş. Fadime. Onu söyleyeceksin beni değil. Fadime ben de çok çizgi film severim. Ben bakmıyorum çizgi film. Aa ben severim. Hangi sen çizgi film? Sen kendin bak. 5 dakikada 10 dakikada ben seni kahveden geldim konuşmanı anlayamıyorum. Sen kendin. Yapıyor Fadime, buna. Bir dakika dur Yunus. Hadi ben gidecektim ki uğraşma. Dur. Hangi çizgi film izliyorsun? Ben mi? Ne çizgi film abla, ben çizgi film izliyorum. Çizgi film bakıyorsun işte. Hangisi? Çocuksun. Çocuk filmi. Hangi çizgi filmi izliyorsun? Ben abla çocuk filmi. İzlemedin neden ikinci yaşın? Çocuk hareketleri var demiş herkesin yanında. Ben durmayacağım ondan koca olmaz, nikah istememiş, eşya istememiş, yeni mahallenin kadınları. Gece gideceğim ben demiş senin yanında. Ondan ben yaptım. O zaman yeri bak alsın tabii. Hep sen beni suçladın. Fatma'yı ne yaptın madem? Bağlı çomağına vurdun. Babam sığayamadı diye. Kendin dedi ya. O ailevi sorun. O zaman sen de o beni karıştırmayacaksın. Ailem ayırdı ona. Hep bayanı suçladın. Belki sende de suç vardır. Seni suçlamıyor ki zaten. Ya şimdi neden Fatma'nın rahat iyi? Demek ki senden rahat bulamamış. Eski karılarından, işlerinden bahsediyor. Evet onlar da kötüydü. Aynı sen gibi tehdit yaptı. Sen gibi yaptı. İyi davranmadı bela. Bir şey söyleyeceğim. En çok kimin yanında durdun? En çok benim yanımda durdun diyor. Tehdit yaptı. Kötü davrandı. Sen diyorsun babasından. Durmadı. Ben iyiyimdi. Beni gelenler kötü. Bak herkes ayrılıyor. Herkes ayrılıyor. Güvendiğin gittiğin adam nerede? Beni bırakıp yanına gittiğin adam nerede diyor. Tamam ben. Tamam da ne diyecektim? Selçuk'un babasından biz ayrıldık. Onu anneannesine evinde doğdu. Sen gibi bakmadı, kötü çıktı. Evin bol, kazma çalıştı. Ondan sonra babam mevaz etti. Annem ve biz üçümüz kaldık. Fadime dur. Yunus kötü, İrfan da kötü. Kötü iyi davranmıyor beni. Sen şimdi ben iyi davransan ben senin yanından neden gideceğim ya? Çok merak ediyorum. İyi erkek ne demek? İyi bir koca nasıl olmalı? Beni serbest bırakmalı, hiçbir şey dememeli, tamam mı? Evet. Ben böyle sıkıntı yapmamalı, sıkı yönetim altına geçirmek var, kalktı o önceden de. Neyine karışıyor senin bir tane? Her şeyin diyorum ya. Ben iyi. Bu gezecek abla. Evet ama gezeceğim. Sen de fazla sıkmışsın yani. Ben bundan sonra diyorum evlenmeyeceğim, kendim yeni bir sayfa açacağım, durmak istiyorum. Bak hayata yeni bir sayfa açıp vazgeçme programında çalışmak istiyorum. Ben burada kalmak istiyorum, kimse zorlamasın, ben gitmeyeceğim. Ne Selçuk'un ya ne senin başkasına değil. Evet, herkes ayrılıyor. Anlaşamadım, sanatçılar da ayrılıyor ya. Tamam. Sen neye ayrıldın, sen kendine bak ya. Doğru söylüyorsun, Seda Hanım mı? Seda abla mı? Evet. Çok da... Evet ben doğru konuşurum. Ben sen gibi yalan söylemiyorum ki. Evet. Sen beni zorla ev götüremezsin ki. Ya ben götürmeyeceğim zaten. Ama Seda Hanım boşanıyor sonra evleniyor. Yani ben evlenip ayrılmıyorum. Ama sen benim Yunus'la... Milletin başını gelir bak. Sen Yunus'la evliyken gidip başkasına kaçıyorsun. Ben de kurtulmak için yaptıydım. Ama doğru mu? Bak adam seni ama terk etti. Ama bak bunun şimdi parası var değil mi? Sigorta var. Aha. Evi de var. Ondan beri ev koyacak diye boşanam diyeyim. Boşanmayayım. Ben de en iyisini bundan bu Tepegöy'e gitmişken evleneyim de boşanması kolay olur dedim. Bu arada Seda abla bizi izliyor. Seda Hanım bizi izliyor. Çok sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ben doğru söylüyorum. Çok seviyorum onu. Hı? Doğru söylüyorum ben. O günlük müdür sevginiz? Evet sen kendin bak bir şey söyleyeceğim Yunus. Doğru söyle. Sen de biraz bir kıvılcım yani ateş bir şey. Var mı? Bunu karşı. Yes, evet. Aa yok olay yok. Hadi canım. Bitti. Hadi yok, canım. Ben de bitti. Tamam bitti. Yalnız onun beni var. Benim yok sende. Var abla var. Yok. Var ki bence mi var diyor. Hayır onun var. Hayır ben istesem böyle bak bir sürü kişinin için istemiyorum da ben yalan söyleyip istemiyorum ben. İstesem ikna edersin yani. Ben istemiyorum da bekar duracağım. Yeni kendim bir sayfa açacağım. İkinizden durmayacağım. Ablamın yanına giderim. Abim. Bu oğlan sen kandırmışsın. Bu oğlan benimle de iyi de. Ama o oğlan evlenince benden çekeceği var. Bilmiyorum 10 tanesinden. Ne yapacaksın? Ayırım ben onu. Gelin söyleyeceğim. Yuvasını yıkacağım. Benim oğlumdan yaptı ya. Benden soğuttu. Biz diyedik birbirimize. Sen çocuk değil mi bu? Sen bir şey söyleyeceğim Yunus'cum. 200 lira, dur 200 lira 300 lira para veriyorsun. Bakkalus veresiye yazdırıyorsun. Cep telefonu almıyorsun. Sürekli sıkıyorsun. Tamam doğru. Dediğin doğru. Ben sıkıntı gelemem. Sen de suç İrfan'a gitmek ama evde galiba sıkıntı yaşamışsın. Bak telefon bozuldu doğru. O aralık ben belediyeden aldım eve. İhaleyle. Baba bak o kadar iyi bir kadın ki babasından kalan parayı da sana veriyor bak, miras. 100 milyar. Ev ama almışsınız ben, ya. Hepsini vermedi. Bak. Verdim. Hayır hepsini bana vermedi. Ben bir topu beni kalsın dedim. Çünkü doğmam büyümem tamam, Kırezgal'da. Ben doğmam büyümem Kırezgal'da. Ben üzüldüm ağladım. Ben bundan ayrılınca belki benim lazım olur dedim. Ben bir annemin mezarı kaldı şimdi. Ay Allah yani. Fadimeciğim ben bir izleyicilere konuşmayı seviyorum. Şu an bizi milyonlar izliyor. Ve ben onlara şunu sormak istiyorum. Sizce Fadime Yunus'a dönmeli mi dönmemeli mi sevgili izleyiciler? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye yazar mısınız? Yeni bir sayfa mı açsın? Tabii Yunus'a mı dönsün? Ne yapsın? Bir izleyicilere soralım bakalım ne diyecekler. Niye öyle bakıyorsun yan yan? Bence sen Fadime'yi seviyorsun. Ben sevmiyorum. Vallahi bilmiyorum abla. Bende bir şey yok, kıvılcım yok, onda var yalnız. Bende yok. Sende bu gözler var, alev alev. Bende yok ya, bak ben doğruları söylüyorum. Yok bende. Onda hep yalan. Onda var ben mı? Ben istemiyorum. Yalan. Ben ne diyorum biraz yeni bir sayfa açmak istiyorum kendim. Böyle bekarlığımı yaşayayım. Aç sayfa. Sen istemiyorum gidebilirsin hadi git. Karar sayfa ya. Ne geldin madem? Hadi ben sayfa. Senin gözüm var arada. Hadi seviyordun, lokum dağıtacaksın. Ne oldu? Tamam senden ayrılın, yine dağıtacağım. Lokum kaç paralı? Belki çalışanı biriktirim, dağıtırım. Her şeyler yapacağım ben senin ayrılınca. Tamam da hani severek yaparım, kaçtım tamam, diyordun getirin adama. Tamam sen beni zorlayamazsın ki. Ben zorlamıyorum sana. İster gel ister gelme. Ben yalancı insana böyle ne bileyim senin konuşmaların hiçbirini beğenmiyorum ben. Geçen bölümde diyordun ya lokum dağıtacağım ayrıldığım tamam, zaman. Tamam diyorum ayrılacağım. Kendim vereceğim parasını çalışacağım yine yapacağım. Didem Hanım sordu sana. Tamam dedi yapacağım. Ne dedin? Yapacağım işte. Severek seviyorum ben adamı demedin mi? Bir kime? Adamı gözünle anladın, anladın mı? Gözü mü çıktı adamın? Evet gözü çıktı. He. Adam kumandayla vursak tabi olacak. Adam nereye kumandayla vursak? Adam... Çocuğum ben. Ya. Hayır Selçuk. Ben kumandaya vurmadım. Kumandanın açmasını bilmiyor musun? Dünden... Yanlış hareket yaptığının farkındasın değil mi? İrfan'a gitmek doğru bir hareket miydi? Dünden mi? Birisini ben düzelttim. Yayınlar yoktu. Ha? Hep yüzünü vuruyormuştu ben de içinde. Yaptığı hareket yanlış bir hareket. Tabii canım. Evlilik birliği içerisinde boşan istediğini yap. Ben gözümden anlarım adamın iyi olup olmadığını diyorlar. Öyle dedin. Anladın? Anladın mı adamın demek ki ben söylemek istemedim. Ben erkekten bak yalan söylüyor. Ben yalan dinlemek istemiyorum. Yunus diyor ki demek ki insanın gözüne bakarak iyi bir insan olup olmadığını anlamazmışsın. Duruşundan anlaşılıyor dedin. Yok canlıydı ne dedim ben size? Ne dedin? Abla sorun dedim kaç sefer cezaevine girmiş dedim değil mi? Çünkü onu ben bilmiyorum. Biz söyledik ama sana. Bir sefer dedi neden? Hırsızlıktan girmiş o. Çalıyormuş satıyormuş öyle girmiş o. 2 sefer 3 sefer. Güvenilmez biri oldu. Onu söylemedi beni. Ya bu kadar tabii bu eve getirmiş. Onu ben söylemedi. Başka kadınlara da getirmiş. Getirmiş. Anası bası bunu istememiş. Haberler geliyordu bana. İstememiş buna. Bu arada İrfan bir suç yani yaptığını kabul ediyor ama o bizi yani diğer iddialar yani söyledikleriniz sizin iddialarınız. Onları biz bilmiyoruz. Evlendiğini ben daha bak yeni duyuyorum söylemedi. Sen evlenmek istiyor musun tekrar? Kimden? Ben evlenmeyeceğim ya. Birini bulursam evleneceksin mi? Evlenmeyeceğim. Tövbe yarabbim. Evlenmek istiyorum diye. Ben evlenmeyeceğim. Hayır evlenmeyeceğim. Ne oldu Yunus niye gülüyorsun? Sen de beni evlenmek istiyorum diye dalga mı geçiyorsun? Ne bileyim sen sanki böyle gönlün var gibi. Evlenmek istiyorum ben durmadan koca yaşadım. Abla olunca bulur ya. Ben evlenmeyeceğim. Ya sen kendin bak beni Gülcan herkes ayrılıyor. Ayrılmıyor insan mı? Niye gülüyorsun? Ya gülecek bir şey var ama. Senin kardeşin neden? Biri kabullendi he? Ona da söylesi ya. Kamyoncuyla duruyor ya. Gala bundan bir şey gala ya. Kamyoncuyla duruyor ya. Sen beni, işte. Sen beni gınıyor ya. Sen kendi kardeşini bak bu ya. Yani 15 yaşında çocuk bunları yiyin. Sana şiddet uyguladı mı hiç? Evet uyguladı. Ben sana ne dedim? Yeni mahallede nikahsız gene. Düştüm diye motorla benim caddesi kovaladı. Komşunun birinin yanına gittim. Bu böyle kükleri kakıyor. Ondan konuştun diye. Nikah yoktu. Vurdun tabii. Annem yanına gidecektim o gün gece söylemedim. Dudağımı ne bir şey ettim. Piray mı benim dudağım acıdı bir şey yemedim. Uçuk yalan söyleme. Uçuk değil miydi? Nikah yoktu o zaman. Uçuktu diyor. Ben vurmadım uçuk sana diyor. Uçuk değildi. Vurdu. 1 ay yemek yemedim ben. He. Nikah yoktu o zaman. 3 ay durdu yeni mahallede. Yeni evlendiğimizde. Şimdi sen benim yanımda işe mi girmek istiyorsun? Evet. Benim onun patronlara sormam lazım. Tek başıma karar veremiyorum. Ben balık almak istiyorum. 5 ay sonra nikah yaptım. Yani bu seni var ya, akıl ver, bu kötü verme der. Bunu diye bak, bundan korkulur. Bunun iftirasından uzak duracağım. Bundan uzak duracağım, Allah'a yakın olacağım. Senin bana söylediğin her şey doğru mu? Vallahi, evet doğru. Ya. Tamam, sana güveniyorum o zaman. Ben gitmeyeceğim ben bir yere. Vallahi çocuksu hareketler ya. Tamam ama sen ben size bir dışarıda dinlendireyim onu, sizleri. Lütfen dışarı alayım Fadimeciğim. Bir de düşünün. Bakalım işe alabiliyor muyum, alamıyor muyum? Ben de bir patronlarla bir konuşayım. Sen bir dışarıda bir... Evet siz de öyle lütfen Selçuk, lütfen sen de öyle. Ona göre bir detayları bir konuşalım. Ah Fadimeciğim ya, ah Fadimeciğim ya. Şimdi sevgili Duygu'yu çağırayım önce. Duygu gelsin. Ankaralı Duygu. Bu Ayşe ile ilgili birçok izleyici, bilmiyorum hepiniz, yani çoğunuz öyle düşünüyorsunuz galiba benim gibi. Ayşe ile ilgili sakladığı bir şey var. İnsan 4 ay boyunca yediği içtiği ayrı gitmeyecek ve Ayşe'nin gerçek yüzünü görmeyecek. İşte ben buna inanmıyorum. Annesinin yanına da dönmekten vazgeçti. Duygu sürekli bir karar değiştiriyor. Karar değiştirdiği için ona gelen bazı çok önemli iki yardımı da ben söylemek istemedim. Bana gerçekleri söylediğinde söyleyebilirim. Kararsızım. Duygu gelir misin lütfen? Babasıyla da barışmak istemedi. Babasından çok hoşlanmıyor maalesef. Aa, el ele geldiniz. Aman şükürler olsun. Tamam, ne haber sevgi? Nasılsın? Sağ olasın. Geç bakalım karşıya. Sevgi şu kızını yayın oturabilirsiniz ama karşıda mı oturmak? Yok, karşıda oturmak istiyorum, soru soracağım. Ha, soru soracaksın. El ele geldim ama soru soracağım diyorsun evet. Kızına. Hadi yani, sen sor. Hadi bakalım. İlkin Akkuzulu halkına diyorum, otobüslerde kızımın adını anmayı bırakın, telefon edin ki kızım nerede, ne yapıyor, ne diyor deyin. Hiç sordunuz mu? Hiç sordunuz mu bana kızın ne yapıyor, ne diyor deyin. Hiç yanıma geldiniz mi? Ben onlarda ararken, konuşurken, ararken yanımda hiç bulundun mu? Akrabalarım yorum yapıyor. Ne güzel akrabalarım var, alkışlıyorum sizi. Benim akrabalarım çok iyiymiş ya. Soner? Sen yanımdaydınız ya, yaşadık ya, sen niye yorum yapıyorsun da gelip de yanımda nerede bu diye benimle beraber aramadın? Hiçbiriniz de benim yanıma gelip de benim çocuğum nerede diye hiç sormadınız bile. Daha şeyde Ayşe der ya, ben de köpek gibi oy yavrum oy diye ağladım. Bu kadar Didem Hanım. İçini döktün yani. Evet. Kimse senin ya sendeki yürek var ya, senin aleyhine konuşanlarda bence yürek mürek yok. Onlar dedikoducu medikoducu yani. Evet. Aa, sinir oldum. Kim ne diyebilir ya? Aslanlar gibi geliyor burada kızına sahip çıkıyor. Bu... Aslanlar gibi Akkuzulu, sevgili Akkuzulular. Siz bunu böyle davullar, zurnalarla böyle şeylerle karşılayacaksınız sevgiye. Ya sizin çocuklarınızı da kurtarıyorum belki. Ne biliyorsunuz? Öyle öyle zaten. Ne biliyorsunuz? Sizin çocuklarını da kurtarıyorum. Didem Hanım onları ne biliyorlar? Çoğu Akkuzulu çocuklar, çoğu çubuklular, çoğu o parklarda geziyorlardı ya. Helal olsun sana. Bak, çok samimi söylüyorum sevgi. O parklarda geziyor. Belki sizin çocuklarınızı da kurtardım. Ne biliyorsunuz? Ne oldu Duygucuğum? Bir şey olmadı. Bir şey söyledin annenle ilgili az önce. Yok şey söylemiştim. Bunu söyleyen kuzenimdi. Amcamın oğlu şey yazmış. Asıl siz bu adama o iki anne kız neler çektirdiğini bilmiyorsunuz yazmış. Ha, sen babana öfkeli olunca evet. Sen babanı niye affetmek istemedin? Ben istemiyorum babamı. Sana dokunmasını bile istemedin. İstemiyorum. En büyük kızgınlığın ne senin babana? Bana o sevgiyi yaşatmadı. Hiç. Ben hakkımı helal etmiyorum ama. Hiç duygusunu belli etmedim gerçekten samimi olarak ya. Yok. Yok hiç küçüklüğünde de mi hatırlamıyorsun? Hiç kucağına alıp seni sevmedin mi? Yok. Sevmiştir belki kızımızım değil mi? Bütün baba konularında hep gözlerim dolar, hep ağlarım ben. Mesela Kader'in hani biyolojik babası olsun, babasını ararken bile söylerken bile orada gözlerim bile doldu yani. Benim babam hayatta ama o sevgiyi göremedim diyorsun. Evet. Ya belki bazı insanlar sevgisini gösteremiyor kızım ya. Değer verdiğini bari gösterseydi. O da doğru, haklısın. Onunla mı kendini değerli hissetmedin mi hiç böyle? Baban daha çok kendi ailesine mi? Kendi annesine, kardeşine? Hep annesi geldi. Annesi önce. Ve kardeşleri? Hep annesi, kardeşleri. Amca mesela amcamın oğlu beni hortumla dövmüştü. Yapma ya. Gitti adam onu savundu yani. Bir şey demedi. Niye dövüyorsun kızımı diye de söylemedi. Geçim içecek ya. Geçim içecek. Onlar geçimi. Yani onlarda maddi şeyi mi var? Beklentisi mi var? Geçim içecek. Kavga olmayacak. Birlik olacaklar. Beraber olacaklar. Geçim içecek o yüzden. Ya senin babanla bir tane bile iyi anın yok mu? Bir tane. Yok. Ben liseye başladım. Babam sadece 1 TL bile verip o okula göndermedi beni. Göndermedi. Millet mesela şey kantinde tost alıyordu. Ben sadece milletin gözüne bakıyordum. Oo. Of çattım benim ya. Ben bunu anneme de söyleyemiyordum. Yani okul bittikten sonra bağırış çağrıştan sonra söylemeye başladım. Hiç harçlığın olmadan gidiyordun. Evet. Veriyordum ben. Ben vermeye çalışıyordum. Ay bebeğim ya. Sen de ondan alıyorsun tabii. Kim ondan ben aldım. Hem çalışıyorsun da. Bundeleye gidiyordum ki ben kimseye muhtaç olup da kimseden para istemezdim. Temizliğe daha, gidiyordun öyle mi? Yok temizliğe değil gundeleye. Yani günlük tavuk iş oldumucu tava hiç boş durmazdım ben. Saat 12'lere kadar annemin çalıştığını arada benim gidip çalıştığımı bilirim ben. O kadar zor ki o tavukta. Akşama kadar çalışırdım sabaha kadar salça yapardım. Tavuklara mı bakıyordunuz? Nasıl yapıyordunuz? Tavuklara değil yani. Kafesten kafese değiştiriyorduk yani. Tıra yüklüyorduk. Kaç yaşında yaptın sen bu işleri? 16 öyle bir şey. Bazen götürürdü, bazen götürmezdi. Peki, ben gitmeyi çok istiyordum. Babanın harçlık istesen baban sana vermiyor muydu? Nasip olmaz. Yok. Hiç? Hep yok diyordu. Mesela benim bir küçüğüm var kardeşim. Ona direkt ben çıkartıyor veriyordu. Bana vermedi mi yani? Niye seni ayırdı ki ya onlardan? Ah Duygucum benim ya. Onu çok... ben de çok merak ediyorum. Baba şey canlıya bağlansana ya niye ayırdın diye. Her zaman bağlanıyorsun ya şimdi de bağlan. Niye ayırdın beni evlatlarından? Ya, oğluma söylüyorum buradan oğluma sesleniyor. Canım oğlum bir tane oğlum. Bak seni ben çok seviyorum. Seviyorum yürekten seviyorum. Her şey sizin için katlandım bak. Niye beni sevmiyorsun sen? Niye beni annem yok dedin? Ben onu çok celledim. Niye yok dedin annem ne yaptım be oğlum sana? Çünkü abin diyor ki işte Duygu'yla annem işbirliği yaptı. Bizi suçluyorlar ama ikisi de haksız diyor. Yok ben oğlumu suçlar mıyım? Hiç evet. Suçlama. O ikinizi suçluyor. Vermedim. Ya. Hiç suçlamadım ben oğlumu. Suçlamam da. Ben oğlumun suçu yok ki Didem Hanım. Baban şunu söylüyor işte sen ne zaman diyor işte. Gerçi sen bir Temmuz ayından beri bu Ayşe'lerle Gülcan'larla birliktesin. Doğru mu? Yok Gülcan'ı ben ortaokul. Hayır ama sonuçta evden ne zaman ayrıldın? Ne kadar oldu? Duygu kızım. Hayırlı olsun Gülcan. Ayşe ev almış sana. Ayşe ev mi almış? Evet. Kim diyor? Nasıl yani? Öyle söylüyorlarmış. Kim diyor? Ayşe ev almış sana. Hayır öyle bir şey yok. Var var. Ayşe ev mi almış? Ev almış kızıma. Hayır. Kimsenin yardımına ihtiyacın yok kızım senin. Allah'a annene bilgiler var. Bende de var birazdan açıklayacağım onları. Hayır. Var kızım almış. Ayşe dedi. Ayşe demiş. Meşaz yazmışsın. Nereden yazdıysan. Hayır. Ha burada izleyicilerimizin sana 1 yıllık kirayı ödeyeceğiz desteğini, sen o kirayı, yani kiralayacağın yerde Ayşe ile beraber mi yaşayacaksın? Hayır. Şeyde. Ne zaman dedim? Ne yani? Zaman dedi bunu? Şeyde ne zaman dedi? Orada Ayşe'yi satmam. Ne zaman dedim? Ne zaman? Şeyde. Ne zaman? Neydi? Otelde. Sana mı dedi? Yok ben duymadım da oradakilere demiş. Ayşe'yi satmam. Yani Ayşe'nin aleyhine konuşmam hiçbir zaman demiş. Hayır. Mesela annem otelde de şunu araştırıyormuş. Hani benim oradaki şey buraya gelen şeyler var ya anne. Abiler ablalar olsun. Annem şunu diyormuş. Telefonunuzu vermeyin. Telefonu şey yapmayın. Ben zaten kimseden de telefonda istemiyorum. Duygu, çok bana Ayşe'nin gerçek yüzünü anlatacaksın. Yok abla. Bak yayın aralarında da konuşuyorum ben seninle. Biliyorum abla. Az önce sen gelmeden de izleyicilere söyledim. Sevgili izleyiciler, bak izleyicilere sorayım. Ekran hepimizi alın. Duygu olduğu gibi ekranda olsun ve benim sesim olsun lütfen. Duygu'yu full gör. KJ'yi de al. Tamam, KJ'yi de al. Zoom girice lütfen Hacer'cim. Kameraya bakar mısın? Nereye bakayım? Şu kameraya bak. Sen bize Ayşe ile ilgili her şeyi anlattın mı? Evet. Hı? Evet. Anlattın. Sen 4 ay boyunca Ayşe'yi sadece temiz bir insan olarak mı gördün? Evet. Çok iyi bir insan, melek. Evet. Melek. Didem Hanım. Kanatsız melek. Kanatsız melek mi o kız ya? Ya geçmişi pis olabilir yani. Zaten ben onu bilerek... Seninle birlikte temiz sayfa açtı. O zaman ben... geçmişte anlatılanlar doğru mu? Karşı yazabilirsiniz. Bana öyle anlattı zaten sizin dediğiniz gibi. Kendisi anlattı mı sana? Evet. Ne anlattı geçmişiyle ilgili sana? Şey anlattı. Hı. Şu Çabasa'ya sana anlattığını söyle. Adam yaralamayı anlattı, başka da yok. O kadar temiz. Birini yaralamış yani. Ya bir sürü kızlar aradı. Hani kızların annesi aradı daha doğrusu. Bizim Didem kızımızı da kötü yola düşürüyordu dedi. Bak senin ben niye burada... Ben arayan annelerin kızlarını tanımıyorum ki. Ya senden öncekiler zaten. En son seni ağını düşürmüş. 4 ay boyunca ne yaptı da sen o evde kaldın? Gülcan'ın yanında bile o kadar kalmamışsın. Ben Gülcan'la da bayağı kaldım. Ne kadar kaldı? Ama daha çok dışarıda geziyor musunuz Gülcan'la? O parklarda. Ben işe gidiyordum sabah 7'de. Ya seni kandırmak için işe gidiyordum. 7'de çıkıyordum işe. Ben konuşuyorum, sus bir. 7'de işten çıkıyordum. 8.30'da iş yeri açılıyor zaten. Saat 7'de de işten çıkıyorum. Sonra Gülcan iş yerinin önüne geliyor. Gülcan beni alıyor. Peki Ayşe bu kadar melekse, onunla ilgili aslında o bir melek, o kadar iyi bir insan diye bir tane telefon niye gelmedi? Gelmiyor. Gelse yani. Bağlayacağım bak. Ciddi söylüyorum. Gelse bağlayacağım. Sevgili izleyiciler, ne düşünüyorsunuz? Sizce Ayşe bir melek mi? Duygu bize doğruları söylüyor mu? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye yazar mısınız? Ben onların kanaatlerine çok güveniyorum izleyicimin. Ayşe'nin bir melek olduğunu ben düşünmüyorum. Ben açık açık söyleyeyim yani. Ne zaman söyleyeceğim bize? Böyle yani, başka bir şey yok. Hı. Sen sır saklarsın da ben de çok inatçı bir insanım. Olabilir. Küçükken de öyle çok inatçıymış. Of, inadımla biliniyorum. Acayip, babam anneme maalesef çok çektirmiş. Çok inatçıymışım ben. Sen Duygu ile, pardon Ayşe ile ilgili bizden çok önemli bir şey saklıyorsun. Yok. Ya güvenmeyebilirsiniz, benim için sıkıntı yok. Yok yani. Ben şu anda yalan söylemiyorsun bak. Ben senin yalan söylediğini söylemiyorum. Sen bir şey saklıyorsun. Yok. Ama muhabirimiz Yasemin oradaydı. Bak neler gördük. Neler yaşadık. Bu arada Ayşe çubuğu terk etmiş, sözüm ona. Ben ev alacağım işte, tamam mı? Duygu'ya eve ihtiyacı yok. Ya onu kim diyor sana ya? Haber geldi bana. Nasıl para? Hangi parayla ev alıyorsun? Herhalde o sana diye şunu demiş. Ben şunu dedim orada. Biz hani Ayşe ablayla kaldığınız zaman ne yapıyordunuz demiş. Demiştir belki. Ben şunu dedim. Ayşe ablayla çorap fabrikasına girip gel, ben konuşuyorum, ben bir sus. Bak ben konuşuyorum. Sonra. Ayşe ablayla çorap fabrikasına girip ben kendim açma, kendime 1+1 ev kiralayacaktım. Bu kadar. Yok, ev alacakmış. O kadar parası varmış yani. O zaman zengin bu kadar. Biz niye o zaman sobalı evde oturuyorduk? Niye odun bulmaya, sobaya yakmaya odun bulamıyorduk? Niye odun arıyorsun da eve gelmiyorsun? Ya yine? Gelmek istemiyorum ben senin evine. Tamam. Sen esas sevgiline mi kaçacağımmış? O Ayşe sevgili ayarlamış sana herhalde de. He. Ondan sonra sen gururuna yitirmediğin için eve gelmedin. Çok tatlı butona bastı. Sen ne çok şekersin ya. Yayına da içerik oluşturuyor yani. Merak etme, yani onu utanacak bir şey yok. Ayşe... Bak burada benim melek dediğim insan... Dediler ki bu başkaları, anne söylemedi onu. Başkaları söyledi ya. Ama annene kızıyorsun yani. Başka neler daha bulduk. Yasemin'in VTR'si gelsin bir ekranlara ya. Allah, amma melekmiş bu ya. Kanatsız melek. Büyük melek, iri melek. Gelsin ekranlara. Kıyafetçide çalışıyordum. Satış elemanla yapıyordum. Önce maddeye düşürüyor kızları. O kadar kötü, rezalet bir ortamdı ki. Ben Ayşe ablaya da atılan iftiralara da inanmıyorum. Duygu'nun para karşılığında genç kızları tuzağa düşürdüğü iddia edilen Ayşe'nin yanında bulunmasıyla beraber bu iddiaların ardı arkası kesilmedi. Ve bizler de Vazgeçme ekibi olarak Ayşe'nin bu iddiaları yanıtlaması için Ankara'daki adresine geldik. Bu kimin evi? Ayşe ablanın evi. Annesinin evi mi? Sizin beraber kaldığınız ev mi? Siz burada mı kaldınız? Kirasını ne kadardı buranın kirası? 2000 lira. Kim ödüyordu kirayı? Ayşe abla. 1000 ben veriyordum, 1000 o veriyordu. Devam edelim. Yok dur bir dakika. Ayşe Hanım evde misin? Dur doğrularını söyleyeyim. Yalan. Ha. Ayşe abla vermiyordu. Gülcan'dan veriyorduk diyorsun demedin mi kızım? Ya ben seni Ayşe ablayı tanımadan önceydi bu. Ben de hatta sana yalan söyledim Sincan'a gittim diye. Devam edelim okuyalım. Daha neler söyledim. İçeriden hiçbir şekilde ses gelmiyor. Ayşe şu anda buradaki adresinde değil. Ayşe'nin Ankara'daki ikamet adresinde kendisine ulaşamadığımız için annesinin Ankara Çubuk'taki adresine geldik. Evet şu anda Ayşe'nin annesinin oturduğu dairedeyiz. Annesinin evi. Annesinin evi. Hepsini niye biliyorsun kızım? Ha. Annesinin evini biliyor, Ayşe'nin evini biliyor Didem Hanım ne olursun. Hepsini biliyor Duygu. Tamam zaten oraya öyle. Niye ama annesiyle yaşamıyor? Hepsini biliyor. Yani kendi tercihi 24 yaşında. Hmm. Özgür. Annesi biliyor. Zorla annesinin yanına tıkamazsın ya 24 yaşındaki kızı. Hmm. O kadar diyorsun. Bir Amerika'ya benzedik yani. 18 yaşında evi terk etmek gerekiyor. 18 yaşında evi terk etmedi. Ha? Sen ettin ama. Devam edelim. Ailedeyiz. Kapının önünde ayakkabılar var. Evde olduğunu düşünüyoruz. Hatta içeriden sesler de geliyor. Show TV'den geldik. Ayşe Hanım hakkındaki iddialarıyla ilgili görüşmek istiyoruz Ayşe Hanım'la. İçeriden sesler geliyor. Dakikalardır kapının önündeyiz ancak bize kapıyı açmıyorlar. Ayşe'ye ulaşabilir. Durun. Kim kalıyor bu evde? Ailesiyle kalıyor. Ayşe annesi var. Başka kim var? Kardeşi var. Başka? Bir tane daha kardeşi var. 2 kardeşi var. Annesi çalışıyor mu? Yok. Çocuklar çalışıyor. Çocuklar kaç yaşındalar? Birisi 20 yaşında, birisi de 21 yaşında. 22 mi, 21 mi? Onlar çalışıyor. Annesi çalışmıyor. Babaları nerede bunların? Onu bilmiyorum. Devam edelim. Ben... İçeriden sesler geliyor. Dakikalardır kapının önündeyiz ancak bize kapıyı açmıyorlar. Ayşe'ye ulaşabilmek için Ankara'daki 3. noktamıza da geldik. Kendisinin satış danışmanı olarak çalıştığını iddia ettiği mağazaya geldik. Ayşe Hanım bu mağazada mı çalışıyordu? Ayşe Hanım'ı ben işe almadım. Benimle de işte görüşmedi. Sadece benim mağazama bakan Ertuğrul diye elemanım var. O çene ameliyatı oldu. O arkadaş da yalnız bakamayacağı için boş kaldığı zaman onu buraya almış. Anladım. Heh. Bu size yardıma... Durun arkadaşlar. Evet. Oradaydı valla ben iş çıkışı sürekli Ayşe'de oradan çıkıyordu. Bu röportajı başa sarın. Biraz daha başa alın VTR ekranına. O bölüme sarın bir daha dinleyelim. O bölümü. Sana buraya işe gittiğini mi söylüyordu? Evet oradaydım. Mesela ben işten 6.30'da falan çıkmıştım. Erkenden oradaydım. Hı. İçerideydi yani. Çalışıyordu İçeride orada. Ama orada satış elemanı olarak çalışmıyor. Beyefendi onu satış elemanı olarak işe almamış. Sigortası yok ki zaten orada günlük iş veriyor. Beyefendi biri bir daha dinle ya. Dinle gelsin bir ekranlara. Yeni hazırlandı VTR. Bu mağazada mı çalışıyordu? Ayşe Hanım'ı ben işe almadım. Benimle de işte görüşmedi. Sadece benim mağazama bakan Ertuğrul diye elemanım var. O çene ameliyatı oldu. O arkadaş da yalnız bakamayacağı için boş kaldığı zaman onu buraya almış. Anladım. Heh. Bu size yardıma gelen arkadaşın ismi nedir? Menekşe'ydi bize yardıma geliyor. Menekşe'de arkadaşı olarak Ayşe Hanım'ı mı çağırdı? Dur. Menekşe. Menekşe kim? Orada kapalı çalışan abla. Çocuklar var 2 tane. 6-7 yaşında. Oturuyorduk orada. Ayşe ile arkadaşlar onlar değil mi? Yok Ayşe ile orada tanıştılar. Mağazada. Mağazada. Şimdi beyefendi yalan mı söylüyor? Nasıl yalan? Ben onu işe almadım diyor. Takılıyormuş orada yani. Ben onu bilemem yani. Bize halbuki ya birkaç gün yardım etmiş. Birkaç gün değil de bayağıdan beri Ayşe'yle orada çalışıyordu. Saat 9.30'da orada oluyordu. Ya Duygu Ayşe yoktu piyasada. Gülcan vardı ya. uğraşamayacağım artık yani, söylüyorum işte 9.30'da iş yerinde oluyordu. Seni bu meleği, ben erken gidiyordum. Seni bu meleği emniyet araştırıyor şimdi. Araştırabilir. Ha, nasıl melek? Kara melek, kanatsız melek, iri melek, nasıl melek? Araştırıyoruz, devam edelim. Şu olarak değil, belki orada geçerken konuşmuştur, müşteri olarak gelmiş olabilir. 20 gün içerisinde o kızın burada bulunma şeyi en fazla 5 gündür veya 6 gündür. Diyor. Son 20 gün? Hı, son 20 gün ama her gün değil. Sizin bir tanışmışlığınız, bu mağazada çalışmışlığı yok, öyle mi? Ya ben adını bile bilmiyorum yani, sadece... Dur. 20 gün içerisinde 4-5 defa gitmiş. Adını bile bilmiyorum diyor, orada takılıyormuş. Şaşırdın mı? Şaşırdı. Bir şeyler biliyor. Sen iyi kızını gayet ya, Duygu. Vallahi iyi vuruyorsun kızım, helal olsun sana. Söyleyeceğim bana. İnşallah. Devam edelim. Benim de yardıma geldim abi, boşlukta dedi. Adın ne senin dedim, adını söyledi. Bir daha geldiğimde tekrar mal indirmiyor geldi. Hı hı. Şey dedim ben 2 defa ona. O da böyle argo tabirle bana şey deyip durma, benim adım Ayşe dedi. Kendisi bu mağazada satış danışmanlığı yaptığını söylemişti. Doğru mudur, değil midir? O yanlış. Bende ne telefon kaydı var, ne beni aramışlığı var. Benim elemanım olsa bende telefon olur. Bizde çalışmadı. Yani 3-5 gün yardıma geldi. Duygucuğum 3-5 gün gitmiş orada takılmış. Çalışmamış. Oysa bize satış elemanı olarak çalıştığını, 1000 lira kirayı, yani 3-5 gün takıldığı yerde ne kadar para aldı? O parayla kirayı nasıl ödediniz? Babasından geliyordu, babasından. Ya babası evde yok ki. Çocuklar, babası, küçük çocuklar çalışıyor, zaten evi geçindiriyor. Babasıyla annesi ayrı zaten. Babasına IBAN atıyordu, babası zaten 1000 lira atıyordu. Her ay 1000 lira mı atıyordu? Evet. Bunu yeni söyledim bize, şimdi söylüyorsun. Sıkışınca bize bir tane bilgi veriyorsun. Ya babası atıyordu, bu kadar. Ya biz sana dedik ki, nereden geliyordu bu 1000 lira? Çalışıyordu, satış elemanıydı dedin. Gittik, parayı satış elemanı olmadığını söyledi. Babayı da şimdi söyledin ya. Sormadınız ki. Ben sana nasıl geçindiğini soruyorum ya da nasıl soracağım? Tamam da ben ne bileyim babasından paraya atacağını. Daha yeni söyledi, sordunuz, o yüzden söyledim baba nereden geliyor diye. Ben sana sormadım, sen kendin söyledin. İşine gelenleri söylüyorsun. İşine gelmeyenleri söylemiyorsun. Bak Duygucuğum, sevgili akkuzulular, sevgili çubuklular, sizin Sevgi Hanım'a var ya olabilir. Nasıl sahip çıkmanız, yere göğe sığdırmamanız lazım. Önce kendi evladı için bu mücadeleyi veriyor. Sizin de çocuğunuz olabilirdi. Heh, bence de var, başka çocuklar da var. Yani. Emniyet şu anda araştırıyor. Ben çocuğumu kurtardım. Allah'ım gülerdiniz, yemin ederim ki gülerdiniz. Pavyona giden kişiler hepsi de giderdi. Hepsi de giderdi benim kızımın yanına. Çoğu giderdi. Pavyona. Giderdi benim kızıma ama ben utanırdım. Bir şey yapamazdım ki. Tebriklerim vallahi. Pavyonu yakıştırdın ya, helal olsun ya. Biz Ayşe ablayla otururken karga hiç aramızda pavyon kelimesi falan da geçmedi. Ama gerçekten de helal olsun sana. Çok iyi sahip çıkıyorsun, çok iyi bir annesin. Sana söylersen her şey çok farklı olacak. Ya gerçek bunlar, siz istediğiniz kadar konuşun. Ya gerçek kardeşim bunlar. Amma sır saklıyorsun. 2 haftadır Ayşe'nin babasının ona 1000 lira para verdiğini şimdi sen kendin söylüyorsun. Nasıl geçiniyorsunuz diyoruz. Nereden geliyor paranın kaynağı diyoruz. Ay gerçekten çıldıracağım ya. Amma ketumsun ya. Hiçbir sır söylemez. Aa vallahi çok ketum ya. Şöyle yapalım, Yasemin muhabirimiz şu anda orada. Bir soralım. Yani yer yarıldı adeta, içine mi girdi bu kız ya? Ayşe, niye kaçıyor? Niye kaçıyor? Neden niye kaçıyorsun? Madem bu kadar... Madem suçsuzdum, niye kaçıyor? Dur bir dakika. Madem meleksin, neden kaçıyorsun ya? Niye kaçıyorsun ya? Hem melek. Niye kaçıyorsun sen? Uçup gelsene buraya. Nerede bu Yasemin'cim? Bu melek. Merhaba Didem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol canım. Ayşe'nin kendisi hakkındaki iddiaları yanıtlaması için oturduğu adrese geldik. Ancak burası kapı duvardı. Arkadaşlarının oturduğu noktalara gittik. Annesini ziyaret ettik. Ancak hepsi kapı duvardı. Ayşe resmen sırra kadem basmış durumda. Bana söyler misin Duygu? Ayşe nerede takılıyor orada? Sağ ol Yasemin'cim. Teşekkür ederim. Ayşe şu anda evinin önünde misin onların? Yasemin? Biz şu anda Ayşe'nin oturduğu dairenin hemen önündeyiz. Dilerseniz içeriye geçip size dairenin kapısından da çekim yapabiliriz. Orayı da size gösterebiliriz. Yok, ışık yok resmen zaten. Kapı duvar. Burası sizin oturduğunuz ev mi? Evet. Duygu ile. İkiniz. Tamam. Söyle Yasemin. Didem Hanım, mahalle sakinleriyle uzun uzun görüşme şansımız oldu. Şöyle ki Duygu'nun bahsettiği gibi iyi niyetli, iyiliksever, yardımsever bir insan olduğuna dair hiçbir şekilde bilgi almadık. Tam tersinden fazla iddia geldi. Hatta bu daireye aşağı sıklıkla gelmiyormuş. Arada bir geliyormuş, uzun zamandır da buraya uğramıyormuş. Birkaç gün önce Ayşe apar topar buraya gelip eşyalarını toplayıp gitmiş. Buraya da çeşitli beyefendiler ve hanımefendiler gelip Ayşe'yi soruyorlarmış. Ve bu da ev sahibinin kulağına gittiği için ev sahibi Ayşe'nin evi boşaltmasını istemiş. Bunlar da duyduğumuz iddialar arasında. Tamam, teşekkürler. Bir şey diyeceğim ya, benim o evde eşyalarım, raketlerim falan var. Raket benim için çok önemli. Onu nasıl alacağım ben? Tenis mi oynuyorsun? Evet, benim o raketim çok önemli. 5000'den aşağı değil. Sen bana gerçekleri söyle, ben sana en iyi raketi alırım. Gerçek bunlar yani, yok başka bir şey yok. Yok. Biliyorum bir şeyler. Nerede bu kız, nerede? Ben bilmiyorum, ben buradayım kaç haftadan beri. Kankan ya, Melek ya. Melek kankam, bilmiyorum. Hı? Geriye gidiyoruz. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. Bu arada sizin o mahalledeki, beraber Ayşe ile kaldığınız mahalledekiler de buraya mesaj atmaya başladılar, aramaya başladılar Duygu. Beyaz bir arabayla gelmiş ve bir erkekle beraber Ayşe içindeki eşyaları toplayıp gitmiş. Beyaz arabası olan Ayşe'nin yakın arkadaşı, birini tanıyor musun? Söyle. Adem Konyalı. Adem. Birbirlerini tanımıyorlar. Birbirlerini tanımıyorlar. Peki Ayşe hangi köyden? Ayşe'nin köyüne gittin mi sen hiç? Yok. Hı? Gitmedin mi? Ayşe nereden? Köyünü biliyor musun? Çubuğun hangi köyünden? Çubuk köyünden değil dedim hanım. Ne bileyim, bir yereliyim dedi Duygu da. Nereli bu Ayşe? Rize mi ne? Rize değil. Ha. Karadenizli mi? Yok, değil. Oraya gittin mi sen hiç? Yok, ben hiç Annesi nerede çalışıyor? Annesi nerede çalışıyor? Çalışmıyor annesi. Vallahi annesinin de gazinolarda çalıştığı ile ilgili çok acayip bir iddia geldi. Efendim, yarın tekrar birlikteyiz. İnşallah Duygu bize gerçekleri söyleyecek. İnşallah. Başka kızların da hayatını kurtaracak. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. İyi akşamlar.